Evet sevgili izleyenler, Derin Gündem programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yine gündemimiz son haftalarda olduğu gibi koronavirüs, COVID-19'u konuşuyoruz. Yine kadromuz aynı, yalnız Fatih hocamız biraz gecikti. Çok da biz de haklı buluyoruz onu bu yoğun koşturmanın içerisinde. Birkaç dakika içinde o da bizle birlikte olacak. Esra Hanım bizle birlikte. Şimdi tane tane yine tanıştırmış olmayalım. Sibel Hanım ve Cesur hocamız bizle birlikte. Tabii gündem yoğun. Yeni rakamlar biraz önce açıklandı. Tabii her akşam artık kayıplarımızı ya da ne kadar daha hastamız var bunları merakla bekliyoruz. Bir an önce bunların da düşe geçmesini açıkçası bekliyoruz. Ben yine son rakamları sizlerle paylaşayım. Aykut sen de alt banttan hatta genel olarak tabii verdin, sağ olasın. Bugünkü kaybımız 46 sevgili izleyenler ve test sayımız 15.422, vaka sayımız 2.704. Toplamda da vaka sayımız 13.531, kaybımız 214 maalesef. Yani yavaş yavaş yükselen bir grafik var. İnşallah bunlar en kısa zamanda düşe geçer diye umut ediyoruz. Tabii ayrıntıları konuklarımızla birlikte konuşacağız. Fatih Bey ile gelince yine konuşacağız. Ben Esra Hanım'a dönmek istiyorum. Bir haftada neler yaptınız? Nasıl geçti? Nasıl gidiyor? Tabii soracağımız sorular olacak ama önce sizin ruh halinizi biz merak ediyoruz. Aslında her normal birey gibi dünya üzerinde yaşayan bütün aslında gündemimizin %70-80'ini her ne kadar bunu dengelemeye çalışsak da bu salgın ve pandemi ve onun getirdikleri oluşturuyor. Onun dışında tabii ki çalışmaya ve en azından online ya da telefonla bana ulaşmaya çalışan hastalarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü takdir edersiniz ki bu süreç normalde de hepimizin diğer iki programda da konuştuğumuz gibi korku ve kaygımızı çok arttıran bir süreç. Ek psikiyatrik rahatsızlığı olan bireylerin tabii ki bu anlamda kaygıları ve korkuları çok arttı. Bu aslında beklemediğimiz bir şey değildi. O nedenle biraz yoğun geçiyor diyebilirim. Tabii sizin için gerçekten tüm sağlık çalışanları için yoğun geçiyor, evet. Yoğun da geçecek. Yani şunu da söylememiz gerekiyor, Allah size de yardımcı olsun. Yani çok her ederiz. Anlamında inşallah en kısa zamanda çok güçlü bir şekilde atlatırız diye düşünüyoruz. Sibel Hanım, sizin de günleriniz nasıl geçiyor diye soracağım ama şimdi sonuçta çok da yoğun değil. Ama gündemi yakından takip ettiğinizi biliyorum. Evet. Bugün yine yeni bir açıklama vardı. Onunla ilgili yine konuşacağız ama bir değerlendirmeyi ben sizden bekliyorum. Bu bir haftayı siz nasıl geçirdiniz? Valla bir haftayı evde geçirdim. En başta onu söyleyeyim. Biliyorsunuz bizim sürelerimiz sürekli ertelendiği için geçen hafta da bahsetmiştik, duruşmalarla ilgili 30 Mart olan tarih 30 Nisan'a çekildi. Dolayısıyla adliye ile ilgili yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Evden çalışıyoruz. Arayan müvekkillerimize evden bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu süre içerisinde de işte sürekli Adalet Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları dinlemeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz daha sonra konuşacağız galiba ceza fazlasısında bazı değişiklikler var. Geçen hafta aslında değinmiştik ne olması gerektiğini. Ufak değinmiştik ama şimdi artık meclise sunuldu biliyorsunuz. Evet. Daha ayrıntıları da belli oldu. Gündemi çok yoğun takip ediyorum. Bu aşamada beklemedeyiz. Korunuyorsunuz. Yani panik yapmadan tedbir alarak korunuyorum, evet. Hocam artık özellikle eğitim şu anki uzaktan eğitimle alakalı artık iyice hepimiz kavradık zannediyorum ama nasıl gidiyor? Bunları konuşacağız ama siz de bir haftayı değerlendirin. Bir hafta beklediğimiz açıklamalar vardı bakanlığımızdan. Onlar açıklanmaya başladı yavaş yavaş. Çok küçük nüanslar kaldı. Ama öğrencilerin de öğretmenlerin de kurumların da bu sürece alışma dönemi bir adım daha ilerideyiz. Şu anda özelde kamuda hem öğrenciler hem veliler hem öğretmenler alışmaya çalışıyor. Biz de artık home office çalışıyoruz. Şu anda kurumlarımızda nöbetçi personel bulunuyor ancak online sistemleri, uzaktan eğitim öğretim yapabilecek online sistemleri kurduk. Öğrenci alışmaya çalışıyor. Biz de sistemi yönetmeye çalışıyoruz. Şu anda aslında devlet de onu yapmaya çalışıyor bakanlıkta. Bir adımdan netleşen bir haftaydı en azından. Bir adım daha biraz da tarihlerin, sistemin ortaya çıktığı bir haftaydı. Bugünden sonra LGS'li
lise giriş sınavları ile ilgili açıklamalar yapıldı. Sonra ikinci turda tekrar netleştirelim. İsterseniz şeyi konuşalım. Şimdi bu bir haftada eğitimle alakalı. Öğrenciler uyum sağladı mı sizce EBA'ya? Şimdi sonra bununla alakalı ufak tefek sıkıntılar vardı. Bunlar yani en azından daha uygun hale geldi mi? Nasıl ilerliyor? Bunu takip edebildiniz mi? Şöyle söyleyebiliriz Fatih Bey. EBA ile ilgili offline bir eğitim olduğunu, aslında videoların olduğunu, öğretmenlerin öğrencilere sadece sanal sınıflar oluşturup konuşabileceklerini söylemiştik. O tabii ki diğer kurumlar, kamudaki okullar da dahil online sistemlerini kurunca şu anda birçok video konferans platformunda uygulamasında bütün okullar çok hızlı bir şekilde kendi öğrencileriyle öğretmenlerini buluşturuyorlar. Bu kez bakanlıktan EBA'yı online olarak kullanma çalışmaları açıklaması yapıldı. Şu anda ona sanıyorum altyapı yapılıyor. Bir de motivasyon videoları çekilmeye başlandı. Hatta bizim de kendi üniversitemizin rektör danışman arkadaşlarımızdan birisi orada çekim yapıyor. Şu anda Hüseyin Arslan Türk. Bir değişim var. Yani o ilk etapta geçen haftaki şoklanmanın biraz daha tolere edilmesi, bir şekilde rehabilite edilmesi çalışmaları var. Ama online eğitim muhakkak gerekiyor. Çünkü öğrenci dışarıdan videodan izlediği, tanımadığı, kendi öğretmeni olmayan, paylaşacak konusu olmayan, bir şey şaka yapamayacağı, bir şey konuşamayacağı öğretmenlerin ders videolarına çok fazla itibar etmeyecektir. O yüzden biz de şu anda gerek özel öğretimde, gerek okullarımızda, gerekse kurslarımızda kendi öğretmeniyle sınıfı buluşturmaya başladık. Bütün kurumlarımızda şu anda bu yapılıyor. EBA'da da bu hafta dediğim gibi bu çalışmalar açıklayacaktır bakanımız. Olumlu olacağını düşünüyorum. Onlar da çünkü gerçekten bu şaşkınlığı çok hızlı bir geçiş Fatih Bey. Yani çok inanılmaz hızlı bir geçiş. Öğrenciler açısından da sistemler açısından da, bakanlıkta olsun veya özel öğretim kurumları olsun. Şimdi ben bazı teknik veriler de vereyim bu arada. Uzaktan eğitim, en son yaptığımız, geçen hafta yaptığımız programda uzayacağını düşünmüştük. 15 gün 15 günlük periyotlarda bekliyorduk ama şu anda bizi de biraz şaşırttı. Bir ay olarak 30 Nisan'a kadar devam edeceğini bakanımız söyledi. Bu yine bilim kurulunun tavsiyesidir. Kişisel düşüncem tabii o zamanını görmeden bunun 30 Nisan'da biteceğini ve yüz yüze eğitim öğretim başlayacağını söyleyemiyoruz. O günkü şartların ne olacağını bilmiyoruz. O gün şartlara göre yeniden karar verilecek. Belirsizlikler sınav tarihlerinde ve sınavların kazanım soru kapsamlarında vardı. Adım adım onlar netleşiyor. Şu anda belirlenen üniversite sınavlarının, YKS sınavlarının 25-26 Temmuz'a ötelenmesi, Milli Savunma Üniversitesi sınavının ötelenmesi 14 Haziran'a, TUS'ların, KPSS sınavlarının ötelenmesi, aslında silsileli bir düzen geliyor. Yani uygulanamayacağını gördükçe Sağlık Bilim Kurulu sağlık açısından, pandemi açısından adım adım öteleme gerçekleştiriyor. Bu sırada bakanımız lise giriş sınavları, çünkü o veliler daha kaygılılar. Özellikle 8. sınıfta çocukları olanlar, çünkü onlar için biraz daha zor. Lise grubuna anlatabiliyoruz en azından. Lise sonlara izah edebiliyoruz, mezunlara izah edebiliyoruz ama 8'lerin kaygıları fazla. Daha yaşları küçük. Onlar için birinci dönemli konuları sınırlandırdı bakanlık. Bu onları bir nebze rahatlatacaktır. Sınav tarihinin 7 Haziran'da, yani daha önce planlandığı tarihte yapılacağını söyledi ama bunda da yine bilim kurulunun, bence tabii o dönemki Türkiye'nin durumu belirleyecektir bunu. YKS sınavlarında, üniversite giriş sınavlarında yine aynı şekilde birinci döneme kadar olan kazanımlar, 12. sınıfların birinci dönemine kadar olan kazanımlar dan soru sorulacak. Böylece orada da öğrenciler rahatlamış oldu. Onlar da açıklanacaktır. Yavaş yavaş biz aslında akademik takvimi görmeye başladık. Ama tekrar ediyorum, bugünkü pencereden bunu görüyoruz. Yani Türkiye'deki etkileri, pandeminin etkilerinin Türkiye'deki neler olabileceği konusunda öngörüler vardır mutlaka ama gerçekten bilmiyoruz. Çünkü şu andaki o gün ne yaşayacağımız önemli. Aynen öyle. O gün ne yaşayacağımızı bilmediğimiz için çok bir şey de yorumla yapamıyoruz. Sadece bakanlığın bu konudaki tedbirlerini uygulamaya çalışıyoruz.
Öğrenciler biraz daha alıştılar bu konuya, bu duruma. Çünkü kendi öğretmenleriyle buluşmaya başladılar. Bunu yapan devlet okulları da çok sayıda var. Tabii EBA da bunu açıklayınca yapacağız dedi. Herkes şu anda video konferans programı uygulamalarına saldırmış durumda. Evet. Şu anda biz de uzman olduk. Yani neyle ne anlatılabilir birçok yerde. Ve aslında çok büyük kolaylıkmış bu anlamda. Kendimizi eleştirdik çünkü mesela bugün kurumlarımızın bir tanesinin 44 öğretmenle yönetim kurulu başkanımla Metin Bey'le birlikte biz telekonferansla yani video konferansla toplantısını yaptık. Çok ciddi bir kolaylık. Ya bugün bizim yine programcımız Sayın Hüseyin Karataş iki gündür onları da kendi şirketleriyle arasında toplantılar yapıyor. Hep aynı sistem üzerinden yapılıyor. Yani herkes hatta şöyle akşamları biz arkadaş gruplarıyla halatır işte sormayı grup olarak yine bu şekilde yapıyor. Bu şekilde yapıyor. İhtiyaç olduğunda düşünmek lazım. Evet aynen öyle. Bu iletişimimizi de bu anlamda geliştirdik. Bizim aslında bu dönemin bize öğrettiği çok şey var. Yani aslında birisi bu hastalık için teşekkür ediyorum diye bir video paylaşmıştı. Yani onların hepsini burada sıralamak istemiyorum ama ondan çıkarmamız gereken dersler var. Kendi unuttuğumuz paylaşımları şimdi belki mümkün olduğu kadar yerine koyuyoruz. İşte programlarda da daha önce bahsetmiştim atmosferin temizlenmesi gibi. Evet. Ozon tabakasının yerine şu an gelmesi gibi. Yani o delik kapanıyor gibi. Bugün yine izledim ben. Ciddi bir yani uzaydan çekilen fotoğraflarda bile ciddi değişiklikler var. Evet. Bu kadarcık süre içerisinde belki böyle bir şey yani dünya olarak bize gerekliymiş gibi. Tabii ki yani bundan mutluluk duymamız mümkün değil ama demek ki dikkat etmemiz gerekiyor. Bize öğretiyor bir şekilde. Şeyi fark ettim yani birçok insan aslında o paylaşımlarda sosyal medyada aslında yanı başımızdakilere dokunmak ne kadar önemli bir şeymiş değil mi? Yani değil şimdi mi? Dokunamıyorsunuz, sarılamıyorsunuz. En yakınızdaki insanlara bile bir tereddütle aman hani uzak dur. Mesela anne babalarımızı yani ben aynı şehirde olmama rağmen herhalde üçüncü haftadır görmüyorum ve belki hani normal rutinde 3 hafta görüşmemek size çok absürt gelmeyebilir. Ama şimdi çok hakikaten insanlara sıkıntı veriyor. Yani pazartesi yasak çok tatlıdır ya bir de. Evet. Yani o kıymeti anlıyoruz gerçekten. Pazartesi gün sabah gerçi durum malum geç yatıyoruz. Ben bir 6.30 gibi falan bir uyandım. Yağmur yağıyordu yani. Ve normalde bir durumda düşündüm. Halbuki ne kadar kasvetli bir pazartesi. Zaten pazartesinin doğal olarak kendi yapısından dolayı. Sonra birden sınırlı olduğumuzu, oradaki özgürlüğümüzün olmadığını düşündüm. Gerçekten sabahleyin. Hatta sosyal medyada paylaştım bunu. Ve yağmurda ıslanmak, yürümek istedi canım o anda ama çıkamıyorsunuz. Ciddi anlamda insanın ne kadar aciz olduğunu belki görüyoruz bu dönemde. Her şeyi satın alabiliyorsunuz. Şu anda milyon dolarlık arabalarınız, evleriniz, yatlarınız olabilir ama hastalığı birisine satamıyorsunuz. Yani kendi hastalığınızı birisine satamıyorsunuz. Çok ciddi bir psikolojik değişimden bence geçiyoruz. Anne babalarımızı bazı arkadaşlarla görüşüyorum. Hiç umursamazlardı köydeydi ama şimdi umursuyorlar. Yani gidip erzaklarını bırakıyorlar görüşmeseler bile. Birbirlerini arayıp soran akrabalar var. Yani gerçekten sosyolojik olarak da hocam değinecektir. Psikolojik olarak da çok ciddi bir dönüşümden geçiyoruz. Ama benim en çok benim alanımda, eğitim alanında en çok değineceğim veya düşündüğüm şey çocukların şu anda evde anne babalarının sürekli yaş grubunun özellikle 60-65 üzerindeki anne babalar ki olanlar da var. Sürekli haber içinde kalmaları, sürekli sosyal medya içinde kalmaları ve onların daha tedirginlikleri acaba çocuklara ne yansıyor? Onun için geçen iki haftada konuştuğumuz yani onlarla öğretmenlerin konuşmasına birebir tanıyan, gözlem yapan, paylaşım olan öğretmenlerin görüşmesine, birbirleriyle video konferansla görüşmeye en azından bu atmosferi biraz olsun günlerini normalleştirmeye kesinlikle ihtiyaç var. Bugün bir öğrencim aradı yine 12. sınıf bizim kolejde bir öğrencim. Okulumuz çok sistematik bir online program uyguluyor. Ama dedim ki başka ne var hayatında? İşte hocam biraz bir diziye baktım işte bir kanaldan dedim olmaz bana ders anlatacaktı yani işte hocam şundan şu kadar yaptım bundan bu kadar yaptım müfrat dedim hayır Zeynep dedim.
Önce kitap, spor, bir araştırma konusu ne var hayatında? Çünkü biliyorum ki iki hafta sonra pes edecekler. Yani iki hafta dayanamazlar bu şekilde. Mutlak ve mutlak, yani ebeveynlerin de anne babaların da buna mutlaka destek olması lazım. Onların hayatlarını sürekli biz o televizyonu, o sürekli 5 saat, 6 saat, yani koronanın kökeninden girip 3 yıl sonraki etkilerine kadar olan bütün programları izlettirirsek, onun içinde bırakırsak bu çocukları biz kesinlikle psikolojik olarak çok sağlıklı teslim alamayız bu dönem sonunda. O yüzden ben dedim ki kızım önce söyle bakayım bana ne var hayatında. Yarım saat sonra dedim. Önce benim paylaşımlarım var dedim. Onları bir izle YouTube'da, sonra yarım saat sonra beni ara dedim veya bir saat sonra. İzledi ve tekrar aradı. Hocam tamam dedi, plan yapıyorum. Aslında bu şu anda çok önemli. Ama yetişkinler için de aynı durum söz konusu değil mi? Kesinlikle. Orada Cesur Hoca'nın vurguladığı plan şu açıdan çok önemli bu kritik dönemde. İnsanoğlunun belirsizliğe tahammülünün olmadığını söylemiştik zaten ve şu dönem en bir şeylerin en belirsiz olduğu bir dönem. Ve plan neden önemli? Kontrol edebilme yetimizin olduğunu hissetmemiz açısından çok önemli. Hani o yüzden hep şey diyoruz, evet hani evde kal, evet evde kalalım, ama evde sıkışıp kalmış durumda değiliz. Önce bunu bence insanların zihinlerine yerleştirmek lazım. Hani o sıkışmışlık hissi değil. Evde güvende olduğumuz için evde kalmalıyız. Yani evi bir sıkışmışlık, bunalma yeri değil de güvenli bir yer olarak belirlemek. Ve yine mesela vurgulanması gereken en önemli şeylerden biri, evet hani evdeyiz ama lütfen hani sabah normal herkes kendi rutinine gidiyor gibi kalksın, en yüzünü yıkasın, pijamalarımızı çıkaralım, normal günlük kıyafetlerimizi giyelim. Yani bir planlı bir şekilde yaşayalım o günü. Gün içerisindeki yapacaklarımızı da belirleyelim ki o kontrolsüzlük, o belirsizlik hissinin yarattığı endişeyi bir miktar azaltabilelim. Bu çok önemli. Hemen ben Sibel Hanım'a bu soru üzerinden, siz sorun o zaman ben onun evet, üzerine evet, ben sorayım. Geçen haftadan beri aklımda. Şimdi geçen hafta Esra Hanım şey demişti, anda kalın. İşte geçmişi düşünmeyin. Geleceği çok düşünmeyin, anda kalın, sağlıklı olduğunuza şükredin, işte sevdikleriniz yanınızda mı gibi gibi. Ben şimdi siz bunu söyledikten sonra bunu yapmaya çalışıyorum ama kesinlikle başarılı olamıyorum. Geçmiş tamam, geçmişi kapattık ama şöyle, öncelikle bir anne olarak şunu düşünüyorum. Çocuklarımın tabii en başta sağlıkları ve sonra eğitimleriyle ilgili endişelerim gündeme geliyor. Sonra bir avukat olarak, mesleki olarak işte bir 30 Nisan'dan sonra ofisime döneceğim. Müvekkillerimle işte bundan sonraki ilişkilerimi nasıl kuracağım? İşlerimi nasıl toparlayacağım? Konsantrasyonumu nasıl sağlayacağım? Bunu sürekli düşünmeye başladım. En son büyük bir çerçevede bakarsak vatandaş olarak ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili çok büyük endişelerim var. Neden? Şimdi Türkiye tabii ki ekonomik anlamda zaten koronadan evvel de büyük bir ekonomik krizde olduğu aşikar, hepimiz bunu biliyoruz. Şimdi büyük işletmeler işçi çıkarmaya başladı, insanlar işsiz kalmaya başladı, küçük işletmeler kendini çevirememeye başladı. Açıklanan ekonomik paketlerin ne kadar yeterli olduğu tartışma konusu. Ekonomik olarak çok büyük bir çöküntüye doğru gideceğiz. Bir de sürekli okuduğum için, sürekli araştırdığım için bu süre içerisinde uyku tabii 3'lere 4'lere kadar sürekli bir okuma, bir izleme pozisyondayız ve benim gibi birçok insanın olduğunu düşünüyorum ben de. Bir de örneğin ülkemizde şu anda çok büyük bir tarımla ilgili de çok büyük sorunlar yaşayacağız ileride. Belki çok ileri kısma gidiyorum ama aslında şu anın problemini yaşıyoruz. Neden? Çünkü şu an mesela birçok yerde bir hasat dönemi ve bu hasat dönemlerinde Güneydoğu'dan işçiler gelir. Bu işçiler işte hasatları toplarlar, ihracat yapılır, ithalat yapılır, bunun gibi bir sürü işlemler. Şimdi insanlar mesela şöyle düşünün, Ordu'da şu an Ağustos ayında olduğumuz düşünün, fındık ayında olduğumuz düşünün ve fındıkları kimin toplayacağını, o işçilerin sağlığını nasıl koruyacaksınız, maddi olarak bunun gelirini nasıl karşılayacaksınız? Bunlarla ilgili çok büyük problemler var ve biz birçok şeyi dışarıdan ithal ediyoruz. Buğdayı, pirinci ki Türkiye
Üç tarafı denizlerle çevrili ve Anadolu toprağı çok bereketli bir toprak. Ama ne yazık ki son dönemlerde yapılan tarım politikasındaki yanlışlar ve üretmekten öte tüketme toplumuna doğru bir gidişat olduğu için işte ekilecek arazimiz sıkıntıda ve birçok ülke şeyi açıkladı. Artık şeyi durduracağını açıkladı. İhracatı durduracağını, kendine yetecek kadar bir ürünü kendi tutacağını açıkladı. Belki bizden de ürün almayacaklarını açıkladı. Çünkü bütün dünya bu durumda. Ve ben bunları düşündükçe, şimdi raflarımız dolu ama bu raflar 2 ay sonra olmayabilir. Evet. Ve bir kıtlığa doğru gidebilir miyiz? Hep bunları düşündükçe ben psikolojik olarak gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum ve çocuklarıma da bunu yansıttığımı düşünüyorum yerel dönem dönem. Ne yapalım? Ne tavsiye edersiniz? Şimdi bu bahsettiğiniz her şey, yani hepsine katılıyorum ve eminim hepimizin aklından geçen şeyler. Evet. Burada bunların aklınızdan geçiyor olmasının absürt ya da yanlış bir tarafı yok. Buradaki sorun şu: bu endişeler nedeniyle uyuyamamanız diyelim, sabah 5'lere kadar bunu düşünüyor olmanızın çözüme katkısı ne? Yok. Yani ne işe yarıyor? Anlatabiliyor muyum? Burada sağlıklı endişeyle sağlıksız, yani patolojik dediğimiz endişeyi ayırt edebilmek çok önemli. Sağlıklı endişe gerekli. Hani hayatta kalabilmek ve önlem alabilmek için. Ama sağlıksız endişe işte tam da bu noktada devreye giriyor. Yani bu kaygılar belli bir eşiğin üzerine çıktığında artık bizim çözüm üretebilme yeteneğimizi, yani mental olarak sağlıklı düşünebilme yeteneğimizi çok bozduğu için çözümler de üretemiyoruz. Aslında hocam yani, burada sınırlıyız herhalde biraz. Mesela ben bitirebilir miyim hemen? Yani bu söylediğiniz şeylerde şimdi hep şuna inanıyoruz ve hayatımız boyunca da bunu deneyimliyoruz. Hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Evet. Her inişin mutlaka bir çıkışı var. Belki hani bu hep şey deniyor ya, bir daha asla şey olmayacak. Hani bu salgından ya da bu süreçten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Belki de kastedilen şey bu. Evet, hani bir şeyler eskisi gibi olmayacak, bir şeyler değişecek ama biz de bu değişen yeni düzene ayak uyduracağız. Yani oradaki patolojik anksiyete ve sağlıklı anksiyete ayrımını yapmak çok önemli. Yani eminim ki hiçbirimiz açlıktan kırılmayacağız ya da hani yok olup gitmeyeceğiz. Ya da böyle bir şey olacaksa da bunu hep beraber yaşayacağımız için zaten çok da bir anlamı kalmayacak. O yüzden bu endişeleri hissetmeniz çok normal ama bunu uykunuzu, iştahınızı, sağlığınızı etkileyecek şiddette yaşamanız normal değil. Bunu hissettiğiniz zaman artık ne yapalım? İşte biraz önce aslında söylediğiniz şey, hani sürekli okuyorum dediniz ya bu konuda. Yani bu konuda hep üzerine altını çizdiğimiz şey, çok fazla kirli bilgi var ve hep negatif şeyler pompalanıyor. Bakın İşte geçen gün kendi Facebook'umdan bir şey paylaştım. Ne dedim? 14 hasta ekstübe edildi. Yani solunum cihazlarından ayrıldı dedim. Tek bir hastanenin verdiği oranlar bu. Bu bence çok çok önemli bir gelişme. Yani demek ki son dönemde uygulanan tedavilere hastalarımız yanıt verebiliyor. Yani bir çözüm üretebiliyoruz. Biraz artık iyiye odaklanmamız gerekiyor bence. Yani aksi takdirde insanoğlu olarak ruh sağlığımızı koruyabilmemiz mümkün olmayacak. Belki bu virüs öyle ya da böyle geçecek. Dünyadaki tüm pandemiler gibi hiçbir pandemi sonsuza kadar devam etmiyor. O zaman dünya olmazdı zaten. Ama eğer böyle devam edersek gerçekten ruh sağlığımızda çok kalıcı hasarlar bırakacak. Ekleyeyim öyle geçirmesine. Ben şöyle yaptım bu hafta. Yani ev içerisinde biz ne yapabiliriz? Mesela oğlumla birlikte yani bir çalışma yapıyorduk. O sırada bizim hem benim mezun olduğum öğretmen lisesinde orayı bitirmiş ve LADER bizim dernek eski daha doğrusu kurucu genel başkanı Profesör Doktor Recep Özkültekin'in bir paylaşımını gördük. Beraber gördük. Diyor ki sakal ve bıyıkta diyor virüs en fazla saklanıyor diyor. Dedim Fatih hadi gel. O yüzden mi kestiniz? Evet o yüzden. Dedim Fatih hadi gel ve baktı, takip etti. Belki bizim yapabileceğimiz şu alanda gerçekten sınırlı. Evet. Belki bu kadar. Evet. Çünkü özellikle veli ve çocuklarda örnek olması açısından. Sonra Fatih'in de sakalları vardı. O da kesmemişti yani. Üniversiteli öğrencilerini biliyorsunuz artık. Sizinki de var. Evet. Sakal bırakıyorlar genelde. Ben kestim. Düşündüm. Baba dedi ben de keseyim.
belki küçük örnekler yapmak lazım. Yani biz kesinlikle kontrol edebileceğimiz kadarını kontrol edebiliyoruz. Evdeki hijyen kuralları, evdeki buna ait korunma yolları, ama daha büyük tabii ki kaygılar var. Onlar için de belki destek de almak gerekir, yani yardım almak gerekir. Cevabını hiçbirimiz şu anda veremeyiz, hiç kimse. Dolayısıyla bu ancak zamana bırakılarak görülecek şeyler. Son bir cümleyle bu turu bitireyim. Tüm dünyayı etkisi altına aldı bu pandemi ve maalesef bu bizim seçimimiz ya da kontrolümüzde değildi. Ama bu süreci nasıl yaşayacağımız bizim kontrolümüzde. Yani bunu çok travmatik, ruh sağlığımızı derinden yaralayacak bir şekilde kendimizi çok hırpalayarak da geçirebiliriz. En az hasarla da geçirebiliriz. O seçim bizim. Biz de onun için mücadele ediyoruz. Fatih Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Tabii bu yoğun koşturmanın arasında biz her şekilde kabulüz. Yani bunda bir problem yok. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Bir kere dediğiniz gibi yoğun. Yoğun bir mücadele veriyoruz. Hı hı. Oldukça zorlu geçiyor. Bu mesaimizin çoğunu zaten artık bu pandemiye arıyoruz. Hatta mesai dışında da gece yarılarına kadar özellikle meslektaşlarımız, müdürlük çalışanlarımız, yine hastanelerde çalışanlarımız bununla uğraşmakta, bu pandemiyle uğraşmakta. Bu şartlarda iyi olmaya çalışıyoruz. Tabii zaman gösterecek nasıl olduğumuzu. Seyri, hastalığın seyri, pandeminin seyri biraz gösterecek. Peki şu an Ordu durum nasıl? Şimdi şu an Ordu'daki durum Türkiye'den de çok farklı değil. Hı hı. Biliyorsunuz ülkemizde de vakalarımızda artışlar var. Evet. 10 binli rakamlara geçtik. Yani kesin vaka sayımız 13.531 oldu. Evet. Yani bugün özellikle 2700 yeni vaka, ama test sayısı 15.400, bu yüksek. Yani 10 şimdi evet, şöyle tabii ki test sayısının burada vurgulanması önemli. Neden? Çünkü artışın tespitinde test sayısının fazlalığı da önem arz ediyor. Burada benim dikkat çekmek istediğim nokta şu. İlk başlarda hatırlarsanız birer ikişer, üçer beşer, onar yirmişer artan, hı hı, bu sayılar artık biner, iki biner artmaya başladı. Zaten korktuğumuz şey de buydu. Karşılaşmayı, hı hı, istemediğimiz ama beklediğimiz, eğer bazı önlemleri almazsak, tedbirleri almazsak beklediğimiz şeyler buydu. Şimdi dolayısıyla bu artışın önünde durabilmemiz için bazı artık işleri ciddiye almamız lazım. Bazı önlemleri daha ciddiye almamız lazım. Bakın daha öncelerden de programlarımızı yaptık. Hı hı. Daha olumlu konuşuyordum, daha iyimser konuşuyordum. Hani halledebiliriz, biz bununla başa çıkabiliriz. Alacağımız tedbirler basit. Bunlara dikkat edersek bununla mücadele edebiliriz. Fakat artık belli bir sayıya ulaştık ülkede de ve bunun daha da ilerleyecek gibi duruyor. Bu noktada artık daha ciddi almamız lazım. Yani bizim uyarılarımız, yetkililerin uyarılarını. Sayın Hocam çok iyi yapmışsınız. Yani sakal büyük kesmişsiniz. Bunlar kesinlikle çok önemli kişisel hijyen anlamında. Bunun dışında toplu yaşam alanlarında artık belli bir mesafe koyulması gerekiyor. Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığından, Cumhurbaşkanlığımız tarafından bazı genelgeler, yazılar sürekli olarak gelmekte. Valiliğimiz bünyesinde, valiliğimiz öncülüğünde bir takım kararlar aldık, il genelinde uygulanmak üzere. Nereden baksanız bir 12-13 tane hız sağ kararı aldık. Bugün 14.sünü yazıyoruz. Çok ciddi tedbirlerimiz var. Yine sağlık personellerimiz şu anda yollarda, emniyet güçlerimizle, jandarmamızla birlikte yollarda il dışından gelen vatandaşlarımızı kontrol ediyorlar. Taramalarını yapıyorlar. Kontrolde şu an sıkıntı var mı? Mesela çünkü sizin çok endişe ettiğiniz bir durumdur. Yani hareket alanı sizi çok zor durumda bırakacağını söylemiştiniz. Şu an mesela çünkü şehirlerde geçişler yasak ki izin şu an kontrolle geçiriyor. Yani bu sizi biraz daha rahatlatacak mı? Bu biraz daha tabii ki de rahatlatacak. Çok da iyi oldu. Zaten beklediğimiz, istediğimiz bir şeydi bu. Aslında toplumumuzdan beklediğimiz bir hareketti bu. Yani bir en başından beri anlatmaya çalıştığımız şey de tam da buydu. Hareket etmeyin, olduğunuz yerde kalın. Çünkü pandemiyi yayıyorsunuz. Yani Ordu'da
Yoksa bile siz getiriyorsunuz. Orada da varsa da gelip burada risk alıyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla hareket etmemeniz gerekiyordu, edilmemesi gerekiyordu. Nitekim bunun önünü almak üzere bazı yasal düzenlemeler yapıldı artık. Bu biraz daha işimizi kolaylaştırdı. Fakat biz bundan öncesinde artık zaten sahaya çıkmıştık. Yolları kolluk güçlerimizle birlikte yolda gelen vatandaşlarımızı taramaya başlamıştık. Bu biraz işimizi kolaylaştırdı. Gece gündüz 24 saat bu yapıyoruz bu uygulamaları. Bunun dışında otogarlarda yine özellikle 3 büyük ilçemizde otogarlarda gelen vatandaşlarımız sağlık kontrollerinden, sağlık taramasından geçiyoruz. Tabii burada yaptığımız uygulama çok basit. Yani bir semptom taraması ve öykü sorgulaması, belki bir ateş ölçümü. Evet. Burada yakalayamayabilirsiniz. Ama bu bizim mücadelemizin bir parçası. Bundan sonrasında esas takibimiz hastanın artık hastalık semptomları baş gösterdiğinde başlıyor. Yani kişi önce hasta olacak ki biz onun temaslılarını nereden kazanmış olabileceğini geçmişe dönük bir dedektif gibi sorgulamaya başlıyoruz. Ve bu çok zor bir süreç. Gerçekten çok zor. Yani tek tek bütün yakınlarını o gün neredeydin, o gün nereye gittin, kimlerleydin varana kadar yani geçmişe dönük bir 10 gününü sorguluyoruz en azından. Ve bu kişi kendisi daha iyi hatırlamıyor. Zorlayarak çıkartmaya çalışıyoruz. Ve işimiz artık bundan sonra daha zor. Ve bizim buradan tabii ki de tekrar vurgulamak istiyorum. Yani bizim işimiz, biz burada gece gündüz çalışırken, 24 saat çalışırken tek ricamız, tek talebimiz halkımızın bize yardımcı olması, vatandaşlarımızın bize yardımcı olması. Gerçekten buna çok muhtacız. Sizin için muhtacız. Yani insanlarımız için muhtacız. Burada en korktuğumuz şey de sağlık personellerimizin enfekte olması. Dolayısıyla burada sağlık personellerinin kişisel koruyucu ekipmanlarını biz temin ediyoruz, tedarik ediyoruz. Burada düşmememiz lazım kesinlikle. Dolayısıyla eğer ki çok ciddi bir şeyiniz yoksa, ciddi sıkıntılarınız yoksa, illaki gerçekten bir sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekmiyorsa lütfen biraz erteleyebiliyorsanız erteleyin. Çünkü biz buralarda artık pandemiye yönelik hizmetlerimizi yüklenmek istiyoruz. Ve eğer ki bu hareketlilik il içerisinde devam ettiği sürece, ki bazı düzenlemeler yapıldı yine hafta sonu sahilde gezinti yapmayla ilgili düzenlemeler yapıldı. Hafta sonuna mı aitti? Çünkü hafta sonu içerisinde. Hafta sonu içinde şu şeyi kapsıyor. Bu sabah yine bir artış vardı çünkü şöyle sahilde. Hafta içi de kalabalık topluluk halinde olanları zaten polisler müdahale ediyor. Tamam. Evet. Yani buna devam ettiğimiz sürece biz bu savaşı kazanamayız. Biz bu mücadeleyi kazanamayız. Masif bir şekilde ilerleyerek çöküntüye sebep olabilir. Ve bununla mücadele etmemiz, Sayın Hocam'ın biraz önce bahsettiği gibi, evet çok zorlu bir psikolojik süreç de yaşayabiliriz bununla birlikte. Yani biz eğer şu anda almamız gereken tedbirleri halen geç değil, halen bir şeyleri kaçırmadık, treni kaçırmadık, tam şu gün, şu dakika, şu andan itibaren eğer tedbirlerimizi alırsak, daha sonrasında karşılaşacağımız psikolojik problemlerimiz de gerçekten daha rahat aşabiliriz. En azından şunu hissederiz. Vicdanen evet biz yapmamız gerekeni yaptık. Biz safımızı belli ettik. Biz doğru olanı yaptık. Sonrasında bu süreci bu şekilde atlatabiliriz. Fatih Bey, burada bir soru sorsam. Tabii. Buyurun. Şimdi beden diliniz, değerli doktorum. Evet. 3 haftadır da sizi tanıyorum. Benim aldığım eğitim de bununla ilgili birçok yanıyla. Gerçekten şu anda çok ciddi bir mücadele yaptığınızı söylüyor. Birçok belki hükümetin kanadı da şu anda oradaki yapılan çalışmalarda hiç gözden ırak tutmak mümkün değil. Yani kesinlikle ben de çok yakından takip ediyorum. Birçok da hekim öğrencim var. Ben de bir 18 yıldır oradayım ve Türkiye'nin birçok tarafında, birçok yerinde çalışıyorlar. Evet. Onların çoğu dediğiyle iletişimlerimiz devam ediyor. Evet. Şimdi 2 haftadır söylemlerinize de bakıyorum. Ama bir İran'da olay vaka olduğu zaman o sınırın çok geç kapatılması ya da Umre ile ilgili olan alınan kararlara insan şu anda ben tamamen şu anda yapılan işlemleri irdelemek ya da eleştirmek ya da politize cümlelerini söylemiyorum. Sadece vatandaş olarak söylüyorum. Evet. Bir öğretmen olarak söylüyorum aslında. Muhatabı siz değilsiniz, sadece fikrimi söylüyorum.
Belki bugün keşke dediğimiz bir sürü şey vardır. Ne kadar doğru karar alınırsa alınsın, insan hayatında aldığı kararların mutlaka %5'i, 10'u, 11'i bütününün çok doğru demek çok mümkün değil. Yani böyle bir karar da yok aslında, psikolojide evet. de yok. Şimdi acaba bundan sonrası için düne bakmak ve keşke demek de değil söyleyeyim ama bundan sonrası için daha radikal kararlar alınmadı diye biz acaba pişman olur muyuz 15 gün sonra? Hayır, şöyle ki aslında radikal kararlar almaktan ziyade bakınız şu anda bu pandemi, salgın dünyanın pek çok yerinde var. En gelişmiş ülkelerden tutun da en geri kalmış olarak nitelendirebileceğimiz ülkelere kadar var. Şuraya bağlayacağım. Burada bir pandemi var, bir salgın var. Zaten şöyle bir dünya yok. Yani bunun ülkeye girişini biz engelleyelim. Katı tedbirlerimizle önlemlerimizi alalım. Daha kontrollü olamaz mı? Şöyle. Zaten pandemiyle mücadele de aslında bu tür salgınlarla mücadele de bu minvalde gitmelidir. Burada esas yük tabii ki de sağlık personellerinin üzerinde, sağlık politikalarının üzerinde. Burada yapacağımız bazı yolları biz zaten önceden belirliyoruz. Her zaman hazırda bir planlarımız var. Hatta B ve C planlarımız da var. Şimdi bu olursa, beklemediğim şey bu olursa ne yaparızın planı da var. Fakat burada hayatın bir gerçeği var. Dünyanın bir gerçeği var ve burada bazı olayların önüne geçemiyorsunuz. Hayatın akışının önüne geçemiyorsunuz. Transferler, ticaret yolları, iş hayatı bunlar mecburen devam etmek zorunda. Ve siz pandemiyle bu şartlar altında mücadele etmelisiniz. Yani dünyanın gerçeklerinden uzaklaşmamalısınız. Mesela şöyle örnek vereyim. Birey bazında örnek vereyim. Bunu genelleyeceğim. Mesela bir vatandaşımıza dedik ki izole olmanız lazım, evden çıkmamanız lazım. Sizi bir 14 gün boyunca biz izleyeceğiz, takip edeceğiz. Peki dedi, yemeğimi ben nasıl alacağım? Ben paramı nasıl kazanacağım dedim. Aslında çok haklı bir soru, çok doğru bir soru. Fakat sosyal devlet olmalı orada. Evet. Şimdi sosyal ihtiyaçlarını tabii ki de biz karşılıyoruz. Evet, onu diyeceğim. Devletin oradaki evet. eli olmalı yani. Kesinlikle. Zaten bu da var şimdi. Vefa projesi zaten bunu içeriyor. Özellikle 65 yaş üzerinin sokağa çıkışının yasaklanması sonrasında hemen derhal bunu kompanze edecek bir mekanizma hayata geçirildi. Şu anda da sayısal verilerle valiliğimiz tarafından açıklanmakta ve bir faaliyet var, bir çaba var. Ben şurada burada şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi bir kişi bu kaygıyla bize söyledi. Biz derhal tedbirini aldık zaten. Hani bu kişi bize bunu söylediğinde evet dedik, adam haklı. Biz neler yapabiliriz bunun için? Zaten çözdük o kişinin problemini. Ama işte bir ülkeyi komple böyle bir durumda düşündüğünüzde sosyal devlet var ama sosyal dünya sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak mı? Siz kendinizi karantinaya aldığınızda, izole ettiğinizde sosyal yani dünya düzeninde siz iletişiminizi keserek zaten bir miktar ayakta kalabilirsiniz. Çok fazla direnemezsiniz. Mecburen hayatın doğal akışı içerisinde pandemiyle mücadele etmeniz gerekiyor. Şimdi bundan sonrasında sadece devlet otoritelerinden, yetkililerinden katı tedbirler almamız aslında biraz daha totaliter rejimlere yönelik tedbirler. Yani bu bazı yerlerde yap dersiniz, olur, olma dersiniz, konuşma dersiniz, baskılayabilirsiniz. Ama Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet. Yani burada bir yaparken bir kere daha düşünmeniz, bir karar alırken 10 kere düşünmeniz gerekiyor. Yani bunun arka planını da düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla aslında biz kendimizi eğer toplum olarak şöyle niteleyebiliyorsak, evet biz gelişimimizi tamamladık, psikososyal gelişimimizi tamamladık, iyi durumdayız, eğitim seviyemiz çok iyi, bilinçli insanlarız. Ama bunu söyleyebiliyorsak, biz gelişmekte şimdi, olan bir ülkeyiz çünkü zaten gelişmiş ülkeler bile evet, bu bilim, sanayi, teknoloji anlamında olabilir ama hani tabii ki de bağıntılı birbiriyle yani kültürel olarak veya ahlaki değerler olarak tabii ki bunlarla ilişkilidir ama burada çok basit. Alınması gereken tedbir çok basit. En başından beri söylediğimiz şey, uyardığımız şey, sosyal izolasyon ve el hijyeni, yaşadığımız yerin hijyeni ve birbirimizden uzak durmak bir süre. Yani 3 aysa bu 3 ay sürecekse 3 ay. Yani bu gelişmekte olabiliriz, gelişmekte olan bir ülke olabiliriz ama bunları yapmak, inanın toplu halde yapmak çok zor bir iş değildi. Ve burada halen geç değil. Burada insanlarımız eğer biz uyarıyoruz, biz söylüyoruz, zaten almamız gereken tedbirleri alıyoruz. Beklentimiz şu, gönüllü olarak kişilerin de bu kurallara, bu önerilerimize, tavsiyelerimize uymalarını bekliyoruz. Mesele bu. Zaten topyekün mücadele yaptığımızda, ulusal bir mücadele yaptığımızda
kişi bazında herkes, bakın geçen programda şunu demiştim. Evde kal Türkiye diyoruz ya da evde kal diyoruz insanlara. Bu bizim mottomuz olmuştu. Evet. Ben şunu demiştim. Evde kalacağım. Evde kalmalıyım. Yani önce aslında kendimize bunu söylemeliyiz. Eğer herkes kendine bunu söylerse evde kal diyoruz, karşıdakine diyoruz aslında. Yani çoğumuz halen dışarıdayız. Evde kalacağım demeyi bilmeliyiz yani. Evde kalalım. Artık kalalım. Ben mecburiyetten çıkıyorum. Ama rutin ihtiyaç, tabii ki de sosyal ihtiyaçlarımız var. Temel ihtiyaçlarımız var. Bunları karşılamak için tabii ki de çıkabiliriz. Ama bir süreliğine bunu mümkün mertebe en kısa sürede halledip en uzak insanlarla temas kuracak şekilde halletmemiz lazım. İsterseniz bir reklama gidelim. Daha sonrasında evet, devam edelim. Çünkü bizim de soracağımız sorular var. Herkese soracağı sorular var. Bu arada ben de soru kabul edebilirim. Bana da sorarsanız cevaplayacağım. Yine sosyal medyadan gelen sorulara da cevapları vereceğiz. Ama önce kısa bir reklam, ardından derin gündem devam edecek. Torik ayakkabı malzemelerinin sunduğu derin gündem devam edecek. Hayal etmek kolay, gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay, birikim yapmak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında, üniversiteye komşu, benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Nordloft Haki Yener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Şimdi 129 bin liradan başlayan fiyatlar, 80 bin lira peşin, aylık 1000 lira sabit taksit seçenekleriyle. Üstelik banka yok, faiz yok, kefil yok, ev sahibi olmak var. Nordloft Haki Yener konutları. GRP gayrimenkul güvencesiyle. Bilgi telefon 888 18 18. Siz buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Biz mutlu yüzler görüyoruz. Parkta eğlenen çocukları, yeni umutları, yeni mutlulukları görüyoruz. Büyük işler büyük hayallerin eseridir. Yapılarımız bizim en büyük eserimizdir. Alanlar inşaat, alan kazanır. Yaşam için en doğru, yatırım için en karlı seçim. Neva Grup'tan Neva Trend konutları. Her geçen gün yatırım değeri artan Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Neva Trend, 3+1, 140 metrekare daire seçenekleri, lokasyonu, panoramik görüş açısı, çocuk oyun alanları, yüzme havuzu, ticari alanları, her daireye özel otoparkı, havaalanına 11 kilometre, Ordu Giresun Karayolu'na 150, Ordu Üniversitesi'ne 1500, denize 800 metre mesafesiyle sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyor. Ordu'nun yeni trendi Neva Trend. Bilgi telefon 0532 542 9150. Orduluların gurbette yayınlanan ilk gazetesi Ordu Mesudiye. 1991'den beri dünyanın her yerinde sizlerle. Memleketimin gazetesine sahip çıkıyor, ben de abone olmak istiyorum diyorsan 0216 322 52 52. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi. Bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıvayla birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Bu
huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Attığınız ilk adımdan itibaren kullanılan kaliteli malzemeleri ve ince işçiliği göreceğiniz seyir parkta satışlar başladı. 0.79 faiz oranıyla 3+1 135 metrekare, 2+1 105 metrekare ve dubleks dairelerimiz için siz de acele edin. Doyumsuz seyirler için şehre hakim bir noktada bulunan seyir parkta buluşalım. Seyir park bir alan yapı projesidir. Salı akşamı evlerinize konuk oluyor. Bu haftanın konuğu Türk halk müziği sanatçısı Hatice Kurtoğlu. Bazen koskoca bir yanım. Ve Türk halk müziği sanatçısı Ali Akyürek. Yandım Derileri her salı saat 22'de. Torik ayakkabı malzemelerinin sunduğu Derin Gündem devam ediyor. Evet, kısa bir reklamların ardından yine Derin Gündem devam ediyor. Bu süreçte tabii biz de kurum olarak, televizyon olarak mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Dolayısıyla bütün programlarımızda bunları konuşuyoruz. Bu bizim psikolojimizde yansıyor. Tabii bu bizim televizyonun en çok izlenen programlarından biri olan Köşe Bucak programının sunucusu Ümit Atabay, ki Ordu'nun en ünlü yüzlerinden bir tanesi, bugün yine program çekimine gitti. Gittiği program çekiminde kendince formüller bulmuş. Bunu da şimdi sosyal medyada çokça da dönüyor. Madem öyle biz de paylaşalım istedik. Eğer Aykut hazırsa onu bir paylaşalım, arkasından yine bu konu üzerinde yine konuşuruz. Köşe Bucak programımızda sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Bizler de bu virüsle ilgili, koronavirüsüyle ilgili kendi önlemlerimizi, tedbirlerimizi alıyoruz. Nedir? Sosyal mesafeyi bizler de koruyoruz değerli izleyenler. Şu anda bir röportajımız var. Röportajımızda bakın sosyal mesafemizi nasıl koruyoruz. Evet,
Nasıl bir manzara Serdar? Manzara muhteşem, kar yağıyor. Nasıl, evet, beğendin mi? Çok güzel, o da güzel. O adımı bir atlamıyorsun Mütahabi. Evet. Adım, işaret çizgi bu. Kendi tedbirlerimizi almamız lazım, sosyal mesafemizi korumamız lazım sevgili izleyicilerimiz. Ne yapıyoruz? Evde kalarak kendimizi izole ediyoruz, değil mi? Evet. Biz bu manzarayı ne yapıyoruz? Evde kalanlara özel olaraktan oradan çıktınız, geldiniz. Çok zorlu hava şartlarında, kar da yağıyor, yine de yağacak. Sırf insanlar evde kalsın, bu manzarayı görsün diye. Ve biz de manzaramızı seyrediyoruz. Evet, Ümit abiden de böyle bir şey bekliyorduk açıkçası. Tabii bu biraz da mizah katarak içine gerçekten bu sosyal mesafeyi korumanın ne kadar önemli olduğunu, hayatımıza da ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun önemini kısaca isterseniz hocam, yine sizden neden önemli? Bir de bir soru daha vardı, ondan sonra Sibel Hanım size döneceğiz ama bir de bu virüs havada kalıyor mu, kalmıyor mu? Bu çokça konuşuluyor. Bununla ilgili biraz üzerinden geçelim. Burada her program konuştuk herhalde ama yine üzerinden geçersek iyi olur. Tabii. Şimdi sosyal mesafe neden önemli? Bakınız, virüslerin bakterilerinde, virüslerinde farklı bulaşma yolları vardır. Özellikle virüslerde kan yoluyla bulaşanlar vardır. Vücut sekresyonlarıyla bulaşanlar vardır. Bu virüsün, koronavirüsün, yani SARS-CoV-2'nin daha doğrusu koronavirüsünün bir alt türü. Bunun özelliği şu. Zaten bizi zorlayan kısmı da bu. Damlacık yoluyla bulaşması. Yani bir insanın solunum sekresyonlarının damlacık yoluyla başka bir insanın solunum sisteminin bir bölümüne, yani mukozasına, iç kısmına yapışması sonrası enfeksiyon başlıyor. Dolayısıyla bu çok kolay bulaşabilen, tıpkı bir grip gibi düşünün. Bu şekilde bulaşabilen, bu şekilde başlayan bir hastalık. Dolayısıyla burada bundan korunmak için en önemli yöntem mesafeyi uzak tutmak. Çünkü buradan yaklaşık 2 metre ötedeki bir insana benim vücut sekresyonumu yetiştirebilmem için art niyetimin, kastımın olması lazım. Yani bunun dışında böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla bir miktar mesafe ve benden, diyelim ki ben enfekteyim, benden bir yere sıçrayabilecek, temas edebilecek, elimden bulaşabilecek bir yüzeyde, daha sonrasında benden sonra sizin veya başka bir kişinin dokunması ile o virüsü alarak ağzına götürmesi, burnuna götürmesi o kişinin yine enfekte olmasına sebep oluyor. İşte bu yüzden hani bir yere dokunduğumuzda, bir yere gün içerisinde çok fazla refleks olarak zaten pek çok yüzeye dokunuyoruz. Kağıt tutuyoruz, kalem tutuyoruz. Evet. Sürekli bunu yapıyoruz. Bu sürede, yani bu hiçbir şekilde eğer ağzımıza, burnumuza götürmezsek bunun bizi enfekte etme şansı yok. Neden? Ta ki ne zamana kadar? Elimizi sabunla, suyla güzelce yarım dakika boyunca yıkayana kadar. Bundan sonrasında rahat hareket edebiliriz. Ama dış ortamda özellikle bir yerlere dokunuyorsa kesinlikle elimizi götürmeyeceğiz. Ve sosyal mesafede doğrudan damlacıkların, sekresyonların aktarılması konusunda önemli. Havada asılı duruyor mu? Bilmiyorum. Yani hani şöyle... durabilir, durmayabilir. Bununla ilgili, zaten bunu hepimiz izliyoruz. Bununla ilgili birçok işte profesör çıkıyor, konuşuyor. Bir takım, evet, rivayetler var yani. Asılı durmasının mümkün olmadığını söylüyorlar. Ama evet. Yani biri çıkıyor. Biri çıkıyor. İşte 3 saat havada kalabiliyor diyor. Yani dolayısıyla ister istemez zaten bu konuyu tam olarak öğrenmiş, evet, olan bu topluluk kafası karışıyor, bizim de karışıyor. Ya bunun şöyle bir önemi yok. Yani bu artık daha böyle teknik detaylara girme oluyor. Bunun şöyle bir önemi yok. Zaten biz bir mesafe koyacağız. Yani ne yapmalıyız? Bir kişi bir yerden geçti, o koronavirüs de olabilir, onun geçtiği güzergahtan yürümeyelim mi? Yaşam, bu hayatla bağdaşmaz. Yani artık böyle sağlıksız davranış hareket modelleri geliştirebiliriz. Yani bu ruh hali koronadan yaşamasak bile ruh sağlığını artık yani oraya etkilemeye başlıyor. Burada zaten burada bazı oranlar paylaşılıyor. Evet. Mutlaka okumuşsunuz sosyal medyada. Belli tedbirleri aldığınızda zaten %90 azaltıyorsunuz. Bir miktar daha az tedbir alınca %70, %50, %20. Bu şekilde gidiyor. Zaten bahsettiğim şeyleri, tedbirleri alırsanız zaten %80, %90 bu pandeminin önüne geçebiliyorsunuz.
Yani sadece el hijyeni ve sosyal mesafe, sosyalizasyon, yani uzak durmak. Ve artık şu anda maalesef şartlar biraz daha değiştiği için artık ilk başlarda konuştuğumuz şartlara sahip değiliz. Dolayısıyla artık biraz da daha radikal tedbirler almamız lazım kendimiz açısından. Yani evde kalacağız. Artık yani bu mesafe de çok şey değil. Çünkü ortalıkta çok fazla dolaşan koronavirüsü pozitif vakamız olabilecektir. Herkes yerinde durursa bunu çok kısa sürede atlatabiliriz. Yani kısa süre dediğim 2 haftada, belki 3 haftada, belki hadi en fazla 1 ayda herkes olduğu yerde bir dursa biz bunu atlatabiliriz. Ama biz halen dışarı çıkmaya devam edersek, halen gerekmedikçe kalabalık ortamlara girelim, zorlarsak şansımızı... Ama doktorum işte dursa diyorsunuz orada. Durabilse, bakın yani dursa durmuyor. Eğitimli bir haklı konuda. Ben tam oradayım yani. Biz bir ay sonra evet. Acaba şunu söyleyecek miyiz yani? Biz 31 Mart'ta keşke... Çok bakın dursa diyorsunuz. Zaten kendinin de yapmış olsak ekonomik faaliyetler, üretim zaten bitecek. Ve o zaman evet. pandeminin bir şekilde sonlanacağını söylüyorsunuz. Evet. Devletin burada bu görülüyorsa eğer, siz şu anda burada yetkili bir insansınız ve bizden daha farklı bir pencereden görüyorsunuz, bakıyorsunuz. Eğer bu bir ay herkes dursa, stabilizasyon sağlansa, evet. Eğer yenilecek bir durumsa, zaten o zaman devletin bu tedbirleri alması lazım, daha radikal tedbirler alması lazım. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Biz bir ay sonra acaba 30 Nisan'da şunu söyleyecek miyiz? Keşke bunu yapsaydık. Keşke 31 Mart'ta bu kararı alsaydı devletimiz, hükümetimiz diyeceksek. Hayır. Sorun orada. Şöyle, zaten devletimiz bu kararları zaten alıyor. Önemli olan bu alınan kararlara uyum sağlamak, uymak. Yani her seferinde illaki bir kolluk görevlisinin bir legal yaptırımlara maruz bırakmasına gerek yok. Yani biz uyarsak eğer bu alınan kurallara, ki dediğim gibi bir sürü genelgeler, bir sürü yazılar çıktı. Uymuyoruz. Şimdi şöyle. Yani uyanların evet. Uymayanlardan dolayı bir mağduriyet söz konusu değil mi? Hayır, yani? Tam olarak öyle değil. Aslında uyuluyor. Burada demek istediğim şey şu. Burada bizim özellikle tekrar tekrar vurgulamak istediğimiz şey şu. Amacı şu daha doğrusu. Neden tekrar tekrar vurguluyoruz? Çünkü eğer ki uygulamayan vatandaşlarımız varsa bir miktar olduğunu görüyoruz. Ve bundan dolayı tekrar tekrar vurguluyoruz. Ama baktığınızda mesela İstanbul'da toplu taşıma araçlarında, ilimizde toplu taşıma araçlarında ciddi bir düşüş görüyorsunuz. Sokağa çıkma oranlarında her ne kadar uyulmadığını söylesek bile siz de biliyorsunuz ki, görüyorsunuz ki ciddi bir azalma var. Bugün bakın fırındayım. Gerçekten de insanlar artık mesafeli durmaya başladılar. Yani ben bir ekmek alabilir miyim dediğimde önündeki kişi o sıra telefonla konuşuyordu. Onun sırasını gasp etmedim. Söylediğimde önündeki kişi hemen uzaklaştı. Fırıncı zaten mesafeyi koymuş. Bakın bir şeyler yapıyoruz. Ama bugün bankalarda evet. Öyle o görüntüler farklıydı. Yani devlet bankalarının Türkiye genelinde diyorum mutlaka. Evet. Ordu ile ilgili alınan tedbirlerde bugün sanıyorum bankaların önünde de tekrar kontroller sağlandı ama Türkiye'nin evet. Birçok ilinde birçok görüntü vardı. Polis yani, kontrolünde sıra evet. Şey. Evet. Oradan bahsetmiyorum. Başka illerde o KOBİ'lerin küçük esnafın şu anda kredi ile ilgili evet. İşte %7,5 verilen kredi ile ilgili başvurularında müthiş sahneler vardı yani. Yani ve dolayısıyla ben şuradayım. Hep yine aynı şeyi söylüyorum. Acaba mutlaka şu andaki devlet bununla ilgili mutlaka kararlarını alıyor ve bununla ilgili mutlaka daha bilimsel bilim kuruluyla ilgili ve daha öngörüler, daha fazla insanlarla yapılıyor bu işler. Ancak toplum bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği evet izole edin kendinizi ya da işte kendi o halinizi ilan edin, buna uymadığı için uyanlar zarar görecek. Siz çünkü kritik eşikten bahsediyorsunuz. Bugün beden diliniz farklı bugün sizin. Evet. Yani bir kritik eşik şu anda bu kararları, bu kritik eşik aşılıyor. Yani benim derdim o. Evet. Bir vatandaş olarak derdim anladım. O. Ben yoksa hiç politize cümleler falan da değil yani bunlar. Evet. Net, berrak, benim berrak içimde düşündüğüm, kendi olaya bakışımla düşündüğüm bir şey. Yani daha radikal kararlar alınmalı mı, daha sonra pişman olur muyuz Fatih? Bugün itibariyle şu an en fazla bulgu, en fazla vaka sayısı olan 6. ülkeyiz. Dolayısıyla bu tabii ister istemez bizi tedirgin ediyor. Türkiye'de neresi? İstanbul değil mi?
Muhtemelen. Zaten kalabalık beklenti olur yani. Ama işte Büyükşehir Belediye Başkanı şunu açıkladı. İstanbul'un %15'i sokağa çıksa birçok Avrupa ülkesi kadar kişi sokağa çıkmış sayılıyor dedi. Yani adam 2 gündür 3 gündür ısrarla diyor sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. En azından böyle kalabalık ve büyük şehirler için uygulanabilir. Hadi belki Ordu için değil, belki Giresun için değil ama büyük şehirler için bence uygulanabilir diye düşünüyorum. Yani tabii bu da bir seçenek olabilir. Yani devletimiz böyle bir karar verirse bu da uygulanacaktır. İşte ama şu anki ben şundan bahsediyorum. Bakın şu anki kararlar, şu anki aldığımız tedbirler, bakın Ordu içerisinde söylüyorum. Eğer ki uymayan olduğunda bu konuda vatandaşımız da çok duyarlı. İhbarlar da geliyor, şikayetler de geliyor. Zaten yasal yaptırımlar uygulanıyordu bu insanlara. Dolayısıyla burada bakın 65 yaş üzerinde mesela sokağa çıkma yasağı ya da sınırlandırılması var. Neden? Aslında burada 65 yaş üzerini koruma kararıdır bu. Yani onlar enfekte olduğu için değil. Yani bizim burada sınırladığımız insan 65 yaş üzeri ve korumak anlamında diyoruz. Aslında aldığımız kararların çoğu yeterli. Sadece burada sistemin daha hızlı, daha işlevsel olması lazım. Ve burada da güzel giden tarafları var. Fakat aksayan tarafları var. Burada zaten biz mücadele ediyoruz. Ama burada istediğimiz şey şu. Hep beraber hareket etmeliyiz. Bakın illa bir otorite başımıza şunu yap, bunu yap, şöyle yap, otur, kalk. Gir, çık. Yap, yapma. Demez, dese de zaten bu olmaz. Yani 21. yüzyıl dünyasında böyle bir şey çok dünyasında olabilir. Yani Çin yapıyor bunu ama Türkiye'de olmaz. Yani veya Çin'de bakın Çin'de geçen de mesela Amerika yapıyor. Hayır Amerika'da Çin'de yapılıyor dedik ya şöyle de şunu diyeceğim. Gerekçesini açıklarsanız yapılır yani. Gerekçesini doğru izah bakın edin. Çin'de insanlar bugün seyrettiğim bir ya dün ya da bugün seyrettiğim bir görüntüydü. Polis araçlarını kaldırıp taşlıyorlardı, parçalıyorlardı. Evet. Çin dediğimiz ülkede. Evet. Yapamazsınız. Böyle bir anda şunu yaptık, bunu yaptık, kestik diye şey yapamazsınız. Hani böyle bu kararları bir anda veremezsiniz. Dolayısıyla belli başlı şeyler var, basamaklar var. Bunlar zaten alınmış kararlar. Eğer bunlar gerçekten uygulanırsa zaten sınıracağız. Yani şöyle bir şey yok. Hani bu bizim ülkemize gelmeyecek de bir anda kesersek bir anda çat diye kesilecek diye bir şey yok. Şu saatten sonra şöyle olacak. Eğer tedbirleri düzgün uygularsak bu artış bir miktar daha devam edecek. Artacak zaten. Hani zaman şu anda eğer sokağa çıkma yasağı ilan edilsin, şu anda her şey hayat dursun, bu sayı yine artacak. Artacak ama sonrasında bir plato evresine gelecek. İşte biz bu plato evresini almış olduğumuz tedbirlerle biraz daha öne çekmeye çalışıyoruz. Biraz daha yavaş geçiş yapmaya çalışıyoruz ve sonrasında bu azalmaya başlayacak. İşte ne kadar erkenden biz bunu başarabilirsek o kadar az hasarla atlatmış olacağız. Dolayısıyla burada da bir otoritenin, bir çobanın bizi güdülemesinden ziyade bizim kendimiz halk olarak, insan olarak bir şeylerin bilincine varıp hareketlerimizi ona göre şekillendirmemiz lazım. Zaten bundan bahsediyoruz. Diyoruz ki evde kalacağız, evde kalmalıyız. Yapacağımız şeyler çok basit. Kimsenin bizi zorla bir şeye mahkum etmesine gerek yok. Yeter ki biz kurallara uyalım. Verilen tavsiyelere uyalım. Önemli olan şey bu. Topyekun kazanacağız. Hocam, şimdi soru da çok. Ben evet. İlk önce bugün yaşadığım bir olayla ilgili sizden bilgi almak istiyorum. Böyle bir şey bilginiz var mı önce? Evet. Bugün birisi geldi. Dedi ki devlet hastanesinden, ismini de şu an hatırlamıyorum ama perşembeli bir vatandaş ve kuğu hastası. Evet. Ve devlet hastanesinden kaçtı diye haber yapılmış. Evet. Böyle bir haberi ben de duymuştum. Şey mi? Covid pozitif mi? Pozitif söyleniyor. Hı-hı. Ve kaçtığı söyleniyor. İsim de verilmiş. O da işte başka bir haber kanalı yapmış ama işte isim benzerliğinden dolayı bize geldi. Dedi bu haberi siz mi yaptınız? Dedik biz yapmadık yani. Hani yapsak evet. Bile bunları teyit etmemiz gerekiyor. Ve KO hastası olduğunu söylüyor. KO hastasında sokağa çıkma yasağı aslında var diyebiliyor. Evet. Yani kronik hastalarda çıkmaması gerekiyor. Ya peki böyle bir durum var mı? Böyle bir mesela kaçıp da şu an ulaşılmamış bir hasta var mı? Yok, ilimizde yok. Böyle çünkü bir ben de zannetmiyorum. Çünkü bu basit bir şey değil yani. Evet, hani yok. Bir şekilde kayıtları kesinlikle. Vardır, ulaşılabilir. Bakın şöyle bir haber ağımız var. Yani ulusal bir haber ağımız var. Buradan bir vaka kaçarsa eğer, örnek görüyorum Isparta'ya, arayıp hemen anında haber göndeririz ve orada direkt yakalayabiliyorlar. Veya Ankara'dan bir vaka kaçtığında özellikle şu günlerde
mümkün değil. Ya kesinlikle. Yani anında haberimiz oluyor, anında müdahale ediyoruz ve şu anda yani gözümüzden kaçmasın çünkü belli başlı elektronik sistemler var. Hı-hı. Hepsi kayıtlı. Bütün sistem kayıtlı. Nereye gidebileceğini biliyoruz zaten. Aslına bakarsanız bu ülke çapında da duyduğum benim birkaç olay var ve bunların da bazı gerekçeleri var yani vatandaş açısından ve bunların da hepsi bir şekilde çözülmüş durumda. Hı-hı. Hani böyle bir şey yok. Evet. Tamam, bunu en azından ben kendim adıma bilmiş oldum çünkü bana da çok saçma geldi. Sonra o arkadaşın biraz durumu abarttığını düşündüm kendi adıma. Yani o anki ruh haliyle, çünkü gerçekten hasta olabileceğini düşünmüş olsa veya bir başkası düşünmüş olsa hemen uyarması veya şikayet etmesi gerekiyor. Bakın gerek. Evet, şimdi şöyle şunu söylemek istiyorum. Ben de bu tarz şeyleri sosyal medyadan diyorum ya, farklı illerde yaşayan arkadaşlarım atıyor. Orada da neler oluyor diyor, Fatih diyorlar. Atıyorlar. Ve ben bazen öncelikle onlardan öğreniyorum. İşte bizim zaten şeyimizi yaralayan bu. Mücadelemizi yaralayan bu. En başından beri, daha öncesinde hatırlarsanız, burada yaklaşık 1-2 ay öncesinde bir grip vakası çıkmıştı. İnfluenza'dan bahsediyorduk. Orada da yine asla astarı olmayan haberler çıktı. Yanlış yönlendirmeler çıktı. Olmadık paylaşımlar yapıldı. Yani bunlar inanın bizi üzüyor ve bizim mücadelemizi bu yaralıyor zaten. Ya tam olarak da bunu istemiyoruz biz. İnsanların yanlış yöne sevk edilmesini, insanların paniğe sevk edilmesini istemiyoruz. Bu pandemiyle başa çıkmamızın veya herhangi bir salgın hastalıkla başa çıkmamızın en önemli yolu bu. Bakın en başından beri diyorum ki, bakın panik yok. Sakin olmalıyız. Yani tedbiri elden bırakmalıyız ama çünkü bizim bütün sistemimizi çökertecek şey panik. Evet. Ve bu haberler aklınıza sizin de soru işareti getiriyor. Diyorsunuz ki acaba böyle bir şey var mı? Bakın bu 1, 2, 3, 5, 100 kişi derseniz, 1000 kişi böyle derseniz bu bizi paniğe sevk eder. Kitle olarak panik yaparız ve bizim i̇şte o arkadaş gittikten sonra biz onun geçtiği yerde tekrar temizlemek zorunda kaldık. Evet. Yine çünkü şüphe ister istemez yaptırıyor. Evet. İşte soru işareti aklımıza kalmasın. Tabii. Şimdi Onur Atlı bir soru sormuş ama biz o sorunun cevabını biraz önce vermiştik. Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü hava yoluyla bulaşmıyor demiş. Bununla ilgili link de attı bize, sağ olsun, ama şu an o linki açmayı izleyemeyeceğiz tabii. Evet, yani ancak o şekilde. Şimdi Sibel Hanım, size geçelim. Çünkü Fatih Bey geldikten sonra direkt ona yoğunlandık. Evet. Yani biz direkt hedef kitle olarak hepimizin soruları var. Hem Esra Hanım'a hem size. Evet. Dolayısıyla Sibel Hanım'ı da unutmayalım. Çünkü bugün bir yasa tasarısı konuşuluyor. Şu an meclise sunuldu. Ve ciddi anlamda tabii konuşuldu. Biz geçen haftalarda da bunu konuştuk. Yani isterseniz siz içeriğini biraz bize anlatın. Evet. Biz de geçen hafta konuştuklarımızın dikkate alındığını en azından görmüş olalım orada. Evet, daha evvel de bahsetmiştik. Ne zaman olacak bu, koronadan dolayı ertelenecek mi, ötelenecek mi diye konuşmuştuk. Aslında bu toplumda şöyle bir algılanmaması lazım. Yani korona nedeniyle ceza infaz yasasında bazı değişiklikler yapıldığı şeklinde yorumlanmaması lazım. Kasım ayından beri bu infaz yasasındaki bazı maddelerle ilgili değişiklikler zaten yapılacak idi. Hazırlanıyordu zaten bu değişiklikler. Korona nedeniyle değil. Ama korona ile ilgili de alınan bazı tedbirler oldu. Bu bir gerçek. Evet. Yasa tasarısı hazırlandı ve bugün meclise sunuldu. Haftaya salı zannediyorum görüşülecek ve yasalaşacağını düşünüyorum. Yasa tasarısı bazı suçlar için 1/2 oranında bir indirim öngörmekte. Burada 5-6 maddelik bir suç bölümü var ve bu suçlarla ilgili kesinlikle bu indirimden yararlanılmıyor. Geçen haftada da saymıştık. Bir tanesi cinsel suçlar, bir tanesi kasten adam öldürme, uyuşturucu suçları ve terör suçları. Bu suçlarla ve kadına şiddet suçları, bu suçlarla ilgili indirim kesinlikle uygulanmayacak. Ancak geçen hafta bu yasa tasarısı hazırlanırken cinsel suçlarla ilgili ve kadına karşı şiddetle ilgili suçların da bu yasa kapsamına sokulmak istendiğiyle ilgili bir çalışma başlatıldı. Ve partiler arasında bununla ilgili görüşmeler sağlandı. Tabii biz de bunları duyduk. Biz hem Ordu Barosu olarak, hı hı, hem tüm kadın dernekleri olarak bununla ilgili gerekli yerlere fakslarımızı çektik, açıklamalarımızı yaptık ve şiddetle karşı çıktığımız noktasında gerekli yerlere iletişimlerini sağladık.
Bugün tabii çok sevindirici aslında olması gereken ama bugün yasa tasarısında cinsel suçların ve küçük çocuğa karşı cinsel suçların ve kadına karşı şiddetin olmadığını gördük. Olması gereken zaten bu ama henüz bu tasarı biliyorsunuz. Haftaya kadar bir haftada bir şeyler değişir mi değişmez mi bunu bilmiyoruz. Tasarıyı da henüz çok da inceleyemedim açıkçası ama genel hatlarıyla bu şekilde yasalaştığı zaman yaklaşık 90 bin civarında kişinin cezaevinden tahliyesi öngörülüyor. Evet. Bunun yaklaşık 45 bini hükümlü olan kişilerle ilgili, 45 bini de açık cezaevinde olan hükümlüler, cezasını çeken hükümlülerle ilgili. Orada şey de var zannediyorum, çocuklu ve yaşlılarla ilgili ev hapsi de var. Evet, yaşlılarla ilgili bir düzenleme var. Kendini bakamayacak derecede hasta olanlarla ilgili, 65 yaş üstü olanlarla ilgili bir düzenleme var. Hamile kadınlarla ve çocuklarla ilgili bir düzenleme var. Şimdi cezaevleri, Türkiye'deki cezaevlerin şu anki kapasitesi 115 bin. Ama şu an cezaevlerinde kalan mahkum sayısı yaklaşık rakamları söylüyorum 293 bin. Yani 2,5 katı kadar bir hükümlü ve tutuklu var ve 45 bin tutuklu bu şeylerin sayılardan bahsediyorum. Bunlarla ilgili yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesiyle ilgili bir süreç var. Açık cezaevlerinde zaten biliyorsunuz şimdi şeye geleceğim, koronavirüsle ilgili olan kısmına geleceğim. Bu şu ana kadar bahsettiklerim zaten Kasım'dan beri çalışılan bir düzenlemeydi. Koronavirüsle ilgili olan biliyorsunuz açık cezaevleri var. Açık cezaevlerinde insanlar cezalarını belli bir oranını çektikten sonra iyi halleri değerlendirdikten sonra açık cezaevine alınıyor. Burada da bizim Efirli'de de bir açık cezaevimiz var. Ve bu açık cezaevindeki insanlar örnek veriyorum adliyeye gelip çaycılık yapabiliyor. Orada kantinde çalışabiliyor. Üniversitede okuyan öğrenciler var. Denetimli serbestlik nedeniyle çalışan bir sürü insan var ve bu insanların bu hastalığı kapma ve bulaştırma seviyeleri dışarıyla bağlantıları oldukları için çok yüksek. Dolayısıyla koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler sadece bu kısmı ile ilgili. Açık cezaevinde kalmayacaklar, bu cezalarını evlerinde geçirecekler. Ve bu 30 Mayıs'a kadar olan bir süreç. 30 Mayıs'a kadar izinli sayılacaklar ve evlerinde geçirecekler. Eğer 30 Mayıs'ta tekrar değerlendirilecek, gerekli görülürse 30 Temmuz'a kadar uzayacak ve gerekli görülürse 1-2 ay daha uzatılıp 30 Eylül'e kadar bu süre uzatılabiliyor. Burada sormamız gereken soru şu, evlerinde izinli geçirirlerken cezalarından bu geçirdikleri sürede cezalarından düşecek mi? Evet, düşecek. Yani evlerinde geçirdikleri sürede de bu sanki açık cezaevinde kalmışlar gibi, ev hapsi gibi değerlendirecek ve 65 yaş gibi. gibi diyelim. Bu düzenleme salı günü zannediyorum yasalaşacak. Bu düzenlemede bir tek tutuklularla ilgili bir düzenleme söz konusu değil. Benim eleştirim de bu noktada. Tutuklularla ilgili de aslında koronavirüs kapsamında bir düzenleme yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bir de burada biliyorsunuz Ceren Özdemir vakası yaşadık. Özgür Arduç tarafından ne yazık ki katledilmişti ve açık cezaevinden kaçmıştı biliyorsunuz. Ve iyi halle ilgili bir düzenlemenin eksikliği ve aksaklığı ile ilgili biz biliyorsunuz Ordu Barosu olarak da zaten davaya müdahil olduk. Ve sorumluluklarla ilgili de gerekli işlemleri başlattık. Bunu biliyorsunuz. İşte aslında belki de bir Ceren Özdemir yasası diyebiliriz. Burada iyi halle ilgili bayağı ağırlaştırılmış şeyler var. Uygulamalar var yeni tasarıda. Yeni yasalaşacak olan tasarıda. Önceden iyi halde yattığınız süre içerisinde herhangi bir disiplin cezası ve cezai bir işlem yapmazsanız belki bir yine heyet tarafından değerlendiriliyorsunuz ama daha çok iyi halle geçirdiniz mi geçirmediniz mi bu prosedüre bakılıyordu. Şimdi bu prosedür biraz şey yaptı. Ağırlaştırıldı. Artık bu prosedür bu heyette Ceren vesile olmuş olabilir tabii ki. Çünkü işte biliyorsunuz toplumda sadece Ceren Özdemir değil yine iyi halle çıkan açık cezaevinden kaçan birisi biliyorsunuz Beyoğlu'nda bir genç üniversite öğrencisini bıçaklamıştı gazdan dolayı ve bunun gibi bizim duymadığımız belki daha çok vakalar vardır. Her önüne gelen iyi halden yararlanıp da
açık cezaevinden çıkmasın, izine çıkmasın diye bu ihal kapsamını biraz ağırlaştırıyorlar. İşte başsavcının görevlendirebileceği bir cumhuriyet savcısının bulunduğu bir heyet, işte daha ağır koşullara getirip ihal kısmını biraz ağırlaştırıyorlar. Ben en çok beğendiğim kısmı tasarıdaki burası. Şimdi bir tane gelen bir soru vardı. Ordu Valiliği açıkta meyve sebze satmayı yasaklamış. Bu yeni bugün olan bir şey mi bilmiyorum. Ben ilk defa şu an gelen bir yazıyla gördüm. Ben de bilmiyorum, sizin de bildiğiniz var mı? Duydum. Sağ kararlarında o pazarlar yerleriyle alakalı bazı tedbirler aldık. Onların kapsamında yani pazar yerleri mi kapandı açıkta sebzelerken? Hayır, yani pazar yerlerinde bazı düzenlemeler yapılmasına yönelik bir bazı kararlar aldık. Onlar zaten valinin sitesinde yayınlanıyor sağ kararı olarak. Hı-hı. Orada vardır. Şimdi ben de bilmiyordum. Yani tabii o da farklı bir karar. Bunun gibi herhalde devam edecek bu tür uygulamalar. Devamlı sürekli olarak şey yapıyor. Şimdi Cesur Hocam, eğitim sisteminde tabii şimdi yeni bir şey deneniyor. Bu süre sonrasında eğitim sisteminde değişiklikler olacak mı? Etkisi olacak mı bu günümüzde yaşanan şeylerin eğitim sistemine? Şimdi aslında durum şu. Dünya geneline baktığımız zaman farklı şeyler söyleniyor. Şu anda tabii ki üst akıldan bahsediliyor. Tamamen online sisteme geçilmesi, öğrenen makinelerin çok ön plana çıkarılması falan aslında küresel bir değişimden bahsediliyor ama bunları belki bir kısmını biz birilerinin iddiası olarak görebiliriz. Baktığınız zaman Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük şirketleri sürekli iletişim şirketleri, internet şirketleri. Ve bizi farklı şeyler dünya anlamında bekliyor artık. Tankla, topla değil, iletişim uydularıyla birçok şey yapılacak. Buralara yatırımlar yapılıyor ama ben ülkede biraz daha Türkiye'ye bakmak lazım. Biz önce neyi öğrendik Fatih Bey, ona bakmak lazım. Biz bu dönemde neyi öğreniyoruz? Sağlık çalışanlarının değerini öğreniyoruz bir kere. Yani bunun önemini anlamaya başladık. Emin miyiz? Yani talihsiz bir şey oldu biliyorsunuz. Doktorum mutlaka var bireysel olaylar. Daha evet, da olabilir çünkü sizin alanınız evet, şu an toplum geriliyor. Müge Anlı olayın diyorsunuz evet, değil mi? Evet, özellikle vurgulamak rezalet, istiyoruz çünkü. Hiçbir evet, şey demiyorum. Evet. Rezalet yani. Sağlıkçıların, sağlık çalışanların, sağlık emekçilerin bir kere önemini anladık diyorum. Anlamalıydık zaten. Anlamaya çalışıyoruz belki de. Sağlığa yapılan yatırımların önemini anladık, anlamalıyız. Özellikle kamunun yaptığı yatırımlardan bahsediyorum ben. Bunun dışında sağlık çalışanların yine eğitimleri, sosyal gelişimleri, kişisel hakları, özlük hakları, onlarla ilgili olan işte yasal düzenlemelerin önemini daha iyi anlamalıyız, anlıyoruz belki de. Sağlıkta şiddet bizim kesinlikle açımızdan çok önemli. Hani özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi de tam bence zamanı en ve zaman, sırası. Doğru. Çünkü şimdi bu psikiyatrist kimliğimden ayrı tıp odası başkanı kimliğimle hekim arkadaşlarımın ve bir hekim olarak da benim en büyük kaygılarımızdan biri. Çünkü pandemilerde biliyorsunuz hani insanlar hep o panik duygusundan bahsediyoruz. O panik duygusuyla maalesef kontrolsüz hareketlerde bulunabiliyorlar. Ve bu süreçte hekimlerin en büyük korkusu ve kaygısı şiddete uğramak. Kesinlikle bu tam gündemi ama evet, daha önemlisi o sağlık emekçilerini, çalışanları yetiştiren öğretmenler. Şu anda en önemlisi belki merkezde bu var. Hı hı. Öğretmenlerin eğitim sistemini mutlaka önemini anladık. Çünkü sokaktaki insana söz geçiremiyoruz. Biraz önce Doktor Bey'in de söylediği gibi anlatıyoruz. Bakanımız anlatıyor, Cumhurbaşkanımız anlatıyor ama bakıyorsunuz bir tepki yok. Yani eğitimle ilgili ciddi sorunlar var. Öğretmen yetiştirilmesiyle ilgili şu andaki sıkıntılarımızı görüyoruz bence. Kesinlikle çok ciddi olarak görüyoruz. Online sistem deneniyor. Evet, mutlaka öğrenciye ulaşma açısından bir kısmı çok faydalıdır. Bir kısmı orada ne yapıldığı da bir süre sonra belki bu dejenere de edilebilir. Yani bir şekilde belki 4 hafta daha fazlasında uygulanabilir mi? Bakmak lazım. Ama sevgili Doğan Hoca'nın, Doğan Celoğlu'nun söylediği bir şey var. Eğitimde temel etken öğretmenin karakteridir diyor. Hiçbir müfredat, hiçbir eğitim sistemi öğretmenin karakteri kadar çocuğu etkilemez diyor. Yani öğretmenin buradaki değeri var.
gerçekleşmesi. Eğitimle ilgili kesinlikle çok ciddi yüzleşmelerimiz oluyor bu dönemde. Çok net olarak oluyor. Bir diğer yanında bence üretim. Yani bu üretimin içerisinde hem tarım üretimi var. Biraz önce aslında konuştuk. Çünkü gittikçe neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şu anda mahsuller var. Belki hasat edilemeyecekler. Belki böyle tam bahar dönemindeyiz. Mekanik sanayi üretimi var ama bir diğeri de tabii ki bilişim. Şu anda kullandığımız birçok şey aslında Amerika'nın firmalarının veya Avrupa'nın firmalarının biz uygulamalarını kullanıyoruz. Yani bilişimle ilgili ciddi yol almamız gerektiğini öğreneceğiz. Dünya da buraya doğru zorluyor. Yani sanal parayla zorlayacaklardır. İşte bir şekilde online işlemlerle zorlayacaklardır. Şu anda Amazon 100 bin kişi aldı işe. Alibaba öyle. Biz aslında birçok şeyle yüzleşiyoruz. Ha neler değişecektir? Ki dilerim çok kısa zamanda bunu atlatırız. Ama bence bir yüzleşme olacaktır. Eğitimde de bir yüzleşme olacaktır. Mutlak olmak zorunda. Aslında birçok yerde yüzleşme olacak gibi geliyor bana. Ama şöyle bir şey var orada. Mesela işte birçok farklı görüş var. Vizyon 2023 açıklamaları yaptı bakanımız. Çok bence kaydeder şeyler vardı. Burada sadece Türkiye'nin gelen işte bu döneme kadar gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim politikalarındaki ezberden kurtulmasından bahsedildi. Bilginin üretime ve uygulamaya dönülmesinden bahsedildi. Ama bunların yapılabilmesi için özellikle öğrenci beyninin, aklının özgür düşünceniyle donatılmış olması gerekiyor. Yani her şey bir o kadar çok bağlı ki Fatih Bey. Yani sistemi kuruyorsunuz. Sistemde bir sürü şey değiştiriyorsunuz ama öğretmen, ben bir öğretmen lisesi mezunuyum. Yani 2000-3000 dönümlük bir araziden bahsediyorum. Samsun İledik Akpınar Öğretmen Lisesi'nde. Her şeyin uygulamayla öğretildiği bir şeyden bahsediyorum. Bakıyorsunuz şu anda işte atandığında bir baktım. Olduğum sınıfta hizmetçi eğitim seminerine girdiğimde eğitim fakültesi mezunu 2 tane var. Ziraatçı, metalürji, avukat, bilmem bir sürü bölümden, tuhaf tuhaf bölümlerden öğretmenler vardı. Biz onların aslında ürünlerini alıyoruz şu anda. Öğrenciler, veliler de çok iyi farkında, çocuklarını çünkü kontrol edemiyorlar gerçekten. Öğretmenin yaptığı iş gerçekten çok kolay değil. Onun için ben pandemi sonrası birçok şeyle yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaten genelde böyle olmuştur. Yani tarihe baktığımızda da vebadan sonra da, Amerika'daki çiçekten sonra da, Haiti'deki salgınlardan sonra da bir sürü toplumsal değişmeler olmuştur. Vebadan sonra örneğin feodal yapıda çatırdamalar olmuştur Avrupa'da. Bizde de bir takım, dünyada zaten çok ciddi değişmeler bekliyoruz ama bizim eğitim sistemimizde ben olumlu yöne doğru bir takım değişmeler olabileceğini bekliyorum. Sağlık yönünde de ciddi anlamda aslında şu an birçok hastane ve hızla bitirilen Kartal Hastanesi, Kartal'daki Devlet Hastanesi mesela çok büyük hastaneler şu an ciddi anlamda hızlandı. Bu anlamda da herhalde sonrasında sağlık olarak biz ciddi de rahatlamış olacağız hastane bakımından. Evet. Ya şimdi, tabii birçok şey anlamında da olabilir ama evet. Çünkü şu an sadece onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Bir şey şimdi şöyle. Özür dilerim hocam. Lütfen siz devam edin. Şimdi özellikle mekanik teknolojilerin veya elektronik teknolojilerin gelişmesinde bir tarihe bakarsanız savaşlar çok etkili olmuştur. Evet. Hep savaşlar force etmiştir bazı teknolojik gelişimleri, bilimsel gelişimleri. Bu tür durumlarda da aslında sağlık alanında, biyoloji anlamında gelişmeler mutlaka meyvelerini alacağız. Evet biraz zorlu bir süreç yaşıyoruz. Ama hocamın da dediği gibi bunu iyiye evrilmesi lazım. Yani bu süreci iyi yöneterek bizim için bu olumsuz süreci yöneterek olumlu sonuçlara çevirmemiz lazım. Yani kaostan bir düzen doğabilir. Hı hı. Evet daha faydalı, daha belki eskiden yapmış olduğumuz bazı hataları yapmayabiliriz. Bazı yanlış alışkanlıklarımızdan vazgeçebiliriz. Önemli olan şey burada aklı selim düşünerek başımıza gelen bu salgınla mücadele ederek ondan sonrasında da daha iyiye yönelik atımlar yapabilmek. Bu da bunlardan bir tanesi olacaktır. Şimdi burada Fatih Bey bir şey daha ekleyeyim. Tabii tam Doktor Bey'in söylediği gibi
Meslek sektörünün şu anda işte bir takım cihazlar üretme durumları, maske üretme durumları ve sizin kullandığınız o solunum cihazı başladı. Ne kadar önemli aslında, değil mi? Yani. Ne kadar önemliymiş yani. Biz meslek sektörüne, normal liselere, fen liselerine, işte diğer lise türlerini giremeyen öğrencilerle doldurduk yıllarca. Aslında doldurduk yani. Ama şu anda anlıyoruz ki alan seçimini 11. sınıfta yaptırıyoruz öğrenciye. Alan seçimi 11. sınıfta. 11. sınıfa kadar bir sürü anlamsız ders veriyoruz. Ben aynı zamanda hem rehberlik mezunu hem de kimya öğretmeniyim. Şimdi baktığım zaman bir sürü şey verdik. 11. sınıfta eşit ağırlığa giden öğrenciye kimya anlattık. Neden? Anlamsız. Yani her şey birbirine bağlı. Meslek liselerini daha erken başlatıp daha öncesinden alan seçimlerini yapıp ilkokuldan sonra. Yani çoğunda ilkokuldan sonra. Evet. Yani ilkokuldan sonra başlıyor. Şu anda üretimin ne kadar önemli olduğunu anladık. Ve ki bu bakanımız döneminde biraz meslek liseleri konusuna dokunmaya başladılar. Şu anda tek tek üretime geçmeye başladılar. Türkiye'de de, Ordu'da da, birçok ilde. Aslında üretimin ne kadar önemli olduğunu da bu pandemi bize söylüyor. Üretimin yanında tabii ki bilişim hep var olacak. Şu anda en son işte Suriye'deki harekette biz SİHA'larla yaptığımız eylem. Bilişim de o. Evet. Yani orada F-35 uçağınızın olması anlamlı değildi ama o SİHA'lar orada iş gördüler. Bilişimdi, Türk gençleriydi. Bir de tıpta özellikle dediğim gibi çok öğrencim var. Görüşüyorum, belki Avrupa Amerika'ya gitmek mi, Türkiye'de kalmak mı, belki daha hakları, sosyal hakları, sağlıkta şiddetin azalması, bunların değişimine Türkiye'de kalmak mı da düşünülür. Birçok insan da algısı bu anlamda. Türkiye'nin sağlık sektörüyle ilgili aslında belli bir gücünün olduğunu görmüş olduk. Mutlaka hatalar var, eksikler var ama belli bir gücünün olduğunu gördük. Ama ben en çok değişimin özellikle üretimde olacağını düşünüyorum. Olması gerektiğini ve eğitimde olması gerektiğini düşünüyorum. Üretimle alakalı aslında zamanlar yoksa söyleyecek çok şey var. Yani üretimle alakalı bir sene önce yaşadığımız krizi düşünün. Yani bir ülke kendi soğanla patatesini kontrol edemiyorsa zaten evet. Orada bir sıkıntı olma var. Salt sanayi değil. Tarım, yaşadık. Tabii tarım üretiminde yani, bunun içerisinde. Yani. O dersi de aldık. Bu sene de onunla ilgili tedbirliyiz. Hatta Parakendeciler Birliği Başkanı açıklama yapıyor. Stoklarımız yeterli. Ki panik yaratmaya hiç gerek yok. Bu anlamda tabii hani bir tedbirli almıştık var. Ama bu bahsettiğiniz gibi şu an başka bir şeylerin üretilmemesine engel olmaması gerekiyor. Yani birçok şey var yani bununla ilgili. Kaldı ki zannediyorum şu an bugün yine limon ihracatının dışarıya yasaklandı sanırım. Yani şu an artık bizde yetişen limonu biz dışarıya satıyoruz. Bütün ülkeler için böyle. Hepsi. Yani şu anda herkes ihracatı bir şekilde kısıtlayıp kendi önce iç tüketimini, iç talebini halletmek istiyor. Yani doğal olarak beklenti bu yönde. Şimdi çok soru var. Esra Hanım, çok fazla size konuşmadık ya. Bu soruyu hemen size sorayım ben. Pandemi sonrasında bizim ruh halimiz nasıl olacak? Vallahi yani biz, ne öngörebiliriz? Biz psikiyatristler olarak hani maalesef polyanacılık yapamayacağım. Yani çok iyi şeyler öngörmüyoruz tabii. Öncelikle anksiyete bozuklukları ve posttravmatik stres bozukluklarında bir artış, bir patlama bekliyoruz biz. OKB'de. Yani bunu açarsak daha evet. Ben yani. Nedir? Bir travma bu. Yani aynı zamanda maalesef hani inşallah hiç kimsenin başına gelmez ama hani birçok insan bu kayıplarla birlikte yakınlarını da kaybetmiş olacak ve bu ölümler çok böyle beklenen kronik bir hastalık ölümü gibi de gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bunlar beraberinde büyük yas süreçlerini, uzamış yasları, travma olarak algılandığında posttravmatik stres bozukluğu dediğimiz işte irkilme, kaygı, endişe, uyku, iştah bozuklukları, bütün bunları yani anksiyete, sempatik sistemin tehdit algıladığı durumda aktive olmasıyla birlikte giden fiziksel belirtileri de içeren kabuslar mesela işte flashbackler, içimizde sürekli bir huzursuzluk, kaygı hali, mesela temizlikle ilgili takıntılar, şimdi yani şu artık olmayacak. Ha kardeşim nasılsın, gel bir sarılalım. Valla biraz zor olacak. Çünkü bu bir ne kadar süreceği belli olmayan bir süreçten bahsediyoruz. Ve tabii ortada insanların hayatıyla ilgili bir risk söz konusu olduğu için hani ne dedik? En temel ihtiyacımız hani güvende olduğumuzu hissetmek.
etmek istiyoruz. Aslında bütün her şey bunun üzerine kurulu ve şu anda insanlar kendilerini büyük bir tehdit altında hissediyor. Dolayısıyla bu tehdit algısının yarattığı o büyük stres ruh sağlığımızı mutlaka bozacaktır. Bozuyor da görüyoruz da, bakın bugün mesela hani haberlerde izlediğim kadarıyla mesela Amerika'da şu anda aile içi şiddet tap yapmış durumda. Biliyorsunuz evet. Çin'de karantina ardından boşanma oranlarında büyük bir patlama oldu. Bizde ben klinik pratikte bunu görüyorum. Yani her gün onlarca mesaj geliyor. Hocam iyiydim ama kaygım artmaya başladı, ne yapacağım şeklinde. Ya da panik ataklar artmaya başladı. Bu neden önemli? Bakın insanlar şimdi panik atak geçirdiğinde o ayrımı da yapamadığı için ne yapıyor? 112'yi arıyor. Yani şu anda öyle sıkıntılı bir dönemdeyiz ki. Yani çok daha aciliyeti, yani hayati tehdit eden durumlarla uğraşırken aynı zamanda tabii bu anksiyeteyi kontrol edememek ile ilgili ataklar sağlık sistemini çok zorlayacak ve yoracak. Hastanelere ne diyoruz? Gitmeyin çünkü bulaş kaynağı, ama panik atak, nefes alamamak, boğuluyor olma duygusu korkunç bir duygu. Hani insanlar o sırada kendini müthiş bir panikle adı üzerinde hastaneye atacak. Sevgili yani, hocam orada şöyle bir algı olabilir mi acaba? Tam orada sözünüzü kestim ama aslında bu toplumu kontrol edebilmenin, düşünce anlamında kontrol edebilmenin bir yolu olabilir mi? Çünkü dikkat ediyorum ben, Covid-19'la ilgili söylemler şöyle değil. Bir yıl sürecek denmiyor. Daha uzun hep söylemler var. Hı-hı. Daha uzun bir süreç. Şimdi bu uzun süreci söylemek insanları bu anlamda, mesela sarılamamaktan bahsettik biraz önce. Sarılamamanın daha uzun süreye yayılmasını sağlamak. Korkunun, eve çekilme duygusunun, dışarıda güvensizlik duygusunun daha uzun süreye yayılmasını sağlamak gibi bir yönetim şekli olabilir yani mesela. Onu bilemem tabii. O çok daha yani benim cevabını verebileceğim bir şey değil. Biraz da böyle artık hani tabii birçok bu konuda komplo teorileri üretiliyor. Yani olabilir, olmayabilir ama hani ne kadar, yani şu kadarlık süre bile bence insanların ruh sağlığını travmatize etme noktasında yeterli oldu ki bunun hani uzadığı süreçte şu da var. Yani çok olumsuz da bakmak istemiyorum. İnsanoğlu çok adaptif de bir varlık. Yani her şeye de uyum sağlıyor. Hani bir süre sonra bazı şeylerle baş etme gücünü de, çünkü geçen programlarda da söyledim. Travmanın büyütücü etkisi dediğimiz bir şey de var. Eğer bunu biz iyi yönetebilirsek bazı şeylerin, hani o değerini anlamak diye vurguladığımız şey işte tam da böyle bir şey. Sevdiklerimizin yanımızda olmasının, onlara dokunabilmenin, sarılabilmenin, bir şeyleri paylaşabilmenin önemini de insanlara öğretebilir. Ufak tefek şeyleri kafamıza takıp sorun haline getirmenin anlamsızlığını görmeyi de sağlayabilir. Ama psikiyatrik açıdan tabii bizim en azından daha yakın vadeli öngörümüz çok iyi bir sürecin bizleri beklemediği psikiyatristler olarak ve insanların ruh sağlığının etkileneceği, yani öngörümüz bu, görüyoruz da bunu ve bu nedenle de özellikle hani artık böyle bir olay yaşıyoruz, bunu nasıl yönetebiliriz, o nedenle çok vurgulamak istiyoruz. Yani lütfen hani ısrarla anda kalmaya çalışın dediğimiz şey bu. Geleceği kontrol edemeyiz, çok büyük bir belirsizlik var, kimsenin cevaplarını bilmediği bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla zihnimizi tamamen, bakın beyin boşlukları dolduruyor. O yüzden hani hep sağlıklı kaynaklardan bilgi alın. Mesela bence bilim kurulu bu konuda çok evet. önemli. Dünya Sağlık Örgütü, tabip odaları, yine Sağlık Bakanlığı. Ya sadece bu verileri takip edelim. Çünkü gerçekten eğer bunu felaketleştirirsek bu salgından çok 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 daha fazlasını bu panik bu zararı verecek. O yüzden lütfen herkes daha sakin, daha kontrollü davranmaya davet ediyorum. Lütfen bizlerin önerilerini ciddiye alsınlar, uygulamaya çalışsınlar. Çok ufak, mesela geçen şeyde çok değinememiştik. Mesela çocuklar ve ergenler için böyle ufak egzersizler, mesela bu nefes egzersizleri. 5 adım böyle derin ve yavaş bir nefes, 5 adım tutma, 5 adım da verme.
Bunu günde mesela bir 10 kez tekrar edebiliriz. Hem biraz önce yayına girmeden önce konuştuğumuz bir şey var. Herkes bu süreçte 3 haftada bile kaç kilo aldığından bahsediyor. Yani artık gerçekten bu sürecin sonunda bir dermatoloji, belki işte dermatolojik hastalar çok artacak, psikiyatrik hastalar ve belki en fazlası da obezite anlamında olacak. Çünkü insanlar bu evde kaldı maalesef, biraz hani biz ona oral doyumda diyoruz. Herhalde o anksiyetelerini yatıştırmak ve kendilerini rahatlatmak için sürekli bir yemeğe verdi kendini. Bunun yerine bence egzersize verelim. Evde yapılabilecek bir sürü egzersiz var. Artık bir sporun, egzersizin antidepresan etkisini bilimsel makalelerle de göstermiş durumdayız. Yani o rahatlama yolunu yiyerek değil de hareket ederek yapalım. Mesela evde toplu halde çocuklarla birlikte, ben kızımla bunu uyguluyorum mesela. Hadi spor saatimiz olsun. İşte bu konuda teknolojinin gelişmiş olması çok büyük bir avantaj. Ücretsiz bir sürü kaynağa, siteye ulaşabiliyorsunuz böyle spor programlarına. Dolayısıyla bence yemek yerine hareket etmek, çocuklara bu hareketi yaptırmak. Çünkü tam gelişim dönemlerindeler ve bütün gün evdeler, o enerjilerini atamıyorlar. Ve bu ne olacak? Atamadığımız enerjiyi çok, mesela neden şiddet arttı? İşte en önemli sebeplerinden biri bu. İnsanlar yiyor ve hani o enerjiyi harcayacak bir alan yok. Dolayısıyla hani lütfen kendimizi gevşetecek, bize iyi gelecek şeyleri bu dönemde tespit edip mümkün olduğunca onlara yönelelim. Kaygı uyandıracak haberleri kısıtlayalım ve çocuklarımıza da mutlaka bu kısıtlamayı yapmamız gerekiyor. El birliğiyle çok anormal programlar yapıyor. Yani dolayısıyla hani o çok kontrollü. Mesela bilgisayarları laptop şeklinde değil de daha sabit bilgisayarlar ve gözümüzün önünde nereye girdiklerini, çünkü sosyal medyada müthiş bir bilgi kirliliği var. Evet, evet. Yani işte boğularak ölen insanlar, yoğun bakımdakiler, şunlar bunlar ve bunların bizler erişkinler bile baş edemiyoruz. Demiyoruz ki hani yarattığı olumsuz etkiler, çocukların baş etmesi çok daha zor. Yine son olarak şeyi vurgulamak istiyorum. Ebeveynler olarak şunu unutmayalım. Çocuklar ve gençler ebeveynlerini modelleyerek öğreniyorlar. Biz kaygımızı kontrol edemezsek onlar hiç edemez. Dolayısıyla bu kaygıyı kontrollü bir şekilde yaşayalım. Yani şeyi demiyorum, toz pembe bir dünya çizmeyelim, hiç sorun yokmuş gibi davranmayalım, var ve çocuk ne olursa olsun söylemediğimiz ya da yalan söylediğimizi eninde sonunda fark edecektir, anlayacaktır. Hele böyle bir süreçte anlamaması hiç mümkün değil. Ama her yaş grubuna uygun bir şekilde açıklayalım ve kontrollü davranalım. Ben süremizi tamamladık. Benim burada birçok sorum var. Ya gerçekten ben nasıl geçti anlamadım. Bir de herkes dolmuş sanki. Yani onu görüyorum. Noktası. Daha Fatih Hoca'yla doğru düzgün konuşamadık. Yani evet. Bu sürü soracaklarımız vardı. Bu hastalık bilgi aslında biraz üzerinize gelecektik sizin ama yani şimdi bu hocam, bu Cesur Hoca'nın da ayrıca soruları, yani birlikte çalıştığımız sorular. Gelen sorular da var aslında. Ama nasıl yapacağım? Bir tane de yine korona ile ilgili çok güzel bir şarkı. Sevgili Damla. Tabii ben çok yıllar öncesinden tanıyorum kendisini. Çok güzel, buğulu bir sesi vardı. Bir annesine babasına seslenmiş gitarla birlikte. Bu sesiyle son programda sonunda onu da yayınlayacağım. Yani isterseniz böyle bırakalım. Yani varsa sizin söyleyecekleriniz kısa kısa alabilirim. Ben aslında aile içi şiddetle ilgili şunu söylemek çok istiyorum. Önemli. Kısaca değinelim. Pandemi nedeniyle dünyada, sadece Türkiye'de değil, dünyada aile içi şiddet vakaları arttı. Türkiye'de 11 Mart'tan itibaren bugüne kadar 18 tane kadın ne yazık ki cinayete kurban gitti. Eşleri ve eski eşleri, sevgilileri, erkek arkadaşları tarafından. Ve dün HSK tarafından yayınlanan bir tavsiyede 6284 sayılı yasa, yani ailenin korunmasıyla ilgili, yasayla ilgili karar alırken failin, yani erkeğin sağlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde karar alın diye bir tavsiye kararı var. Şimdi siz düşünün, hakimsiniz. HSK tarafından size böyle bir tavsiye kararı verildi. Ne yaparsınız? Bu şekilde bir karar almazsınız. Dolayısıyla siz bana değil de avukat olarak kendinize sorun. Siz ne yaparsınız? Dolayısıyla şimdi zaten kadınlar ne yapıyor? Kolluk
kuvvetinden arıyor. Kolluk kuvvetleri zaten korunayla ilgili çok yoğunlar. Sığınma evlerine gidiyorlar. Sığınma evleri negatif testi istiyor. Korona testi istiyor. Korona testi çok uzun sürüyor. Dolayısıyla kadınlar şu an sıkışmış durumda. Ve bununla ilgili ben Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'na çağrı yapıyorum. Bununla ilgili nasıl bir bilim kurulu kurulduysa kadınlarla ilgili de bir bilim kurulması lazım. Bence ki bence sadece bununla ilgili birçok yerde konuştuk. Bilim kurulunun farklı alanları olması gerekiyor. Aynı şeyi ben biraz önce de bahsettim. Tarımla ilgili belki bir isim ne olabilir ama bununla ilgili bir kurul kurulması lazım ama Türkiye'de kadınları korumak zaten çok zor ve şu dönemde çok daha zorlaştı. O yüzden ben ilgili yerleri çalışmaya davet ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Fatih Bey, sizin var mı söyleyecekleriniz? Biz program sonrasında bir saat burada paket çekeriz. Şimdi şöyle, tabii biz bütün hocaların çok kıymetli fikirleri var. Önerileri çok değerli gerçekten de. Neden? Biz çünkü ilimizde pandemi kurulumuzu kurduk. Hemen şey yaptık zaten, Cumhurbaşkanlığımızın talimatından sonrasında hemen kuruldu bu. Aynı zamanda ilimizde bir operasyon merkezimiz var, İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde. Bu da Halk Sağlığı Başkanı tarafından yürütülmekte. Bütün pandemiyle alakalı bütün süreci buradan yönetiyoruz. Fakat biz bu teknik detaylara yoğunlaşırken aslında çok paydaşlı bir mücadele olduğunu da burada bu şekilde hatırlamış da bulunuyoruz. Gerçekten de pek çok sosyal yönü var, yasal yönleri var, eğitimle alakalı yönler var. Gerçekten de bu anlamda çok kıymetli. Yani biz bir taraftan mücadelemizi verirken bu hastalıkla, virüsle, klinik tablolarıyla mücadelemizi biz verirken bir taraftan da tabii ki de toplum üzerinde bırakacağı bu hasarların da, bırakabileceği bu hasarların da göz önünde bulundurularak müdahale edilmesi yerinde olacaktır. Diyeceklerim bunlar var. Lütfen sosyal mesafeyi koruyun. Biz bol bol sizle çektiğimiz spotları yayınlıyoruz. Çok da güzel, gerçekten çok güzel mesajlar vermişsiniz hepiniz. Arka arkaya bilmiyorum siz denk geldiniz, izlediniz mi? Dolayısıyla onu bile sık sık yayınlasak yeter. Yani orada verilmesi gereken mesajlar verilmiş. Hocam, sizin var mı söyleyecekleriniz? Birkaç cümle. Birincisi, şu anda çok, yine her zamanki gibi söylüyorum, mutlaka olumsuzlukları var ama fırsat da var. Ben anne babalara çocuklarına faydalı olmak adına, onların da kendi hayatlarında farklı şeylere zaman ayırmaları gerektiğini, onlarla birlikte Esra'nın dediği gibi, hocam dediği gibi rol model durumu olduğu için, onlarla birlikte bu süreç yaşandığı için onların da bir takım kendilerine yapamadıkları, okuyamadıkları kitap olur, araştırma olur, onları da yapmaları gerektiğini söylemek istiyorum. Onlar çünkü çocuklarımıza çok fazla faydası olacaktır. Bir de Steve Jobs'un son ölmeden önceki bir cümlesiyle, yani 30 saatlik, 30 dolarlık saatte, 300 dolarlık saatte aynı zamanı gösteriyorlar diyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani çaresizlik var. Dolayısıyla belki hayatı bu dönemde biraz hayatımızla gözden geçirmiş oluruz. Hırslar, belki anlamsız savaşlar kendi içimizde de. Ben aslında bu tarafıyla da bakıldığında kendi kendimize kalacağımız bir dönemin bizim döndükten sonra, pandemiden sonra nasıl ki toplum ve dünyada değişiklikler bekliyoruz. Benim kişisel olarak olacak örneğin. Pandemi sonrasında bir şekilde belki daha dingin bir ruhla, mutlaka Esra hocamın dediği gibi problemlerle uğraşacağız ama belki daha dingin bir ruhla, hep olumsuz olumlu tarafta olacağını düşünüyorum. Yani onun sektörlerde için, de olacağını hocam, düşünüyorum. Onun için ben cuma akşamları yaptığım programı kendi program olan Mavi Liman'la devam ettireceğim. Yani biraz daha müzik programı, biraz sohbet, güzel şeylerden bahsedeceğiz. Çok doğru bir karar almışsınız. Hani şöyle eski elektrikler gittiğinde edilen sohbetler var ya, işte onları mümkün olduğu kadar ekrana getirmeye çalışacağız. Buradan da bunu duyursun yapmış olalım. Sizi de izlemeye beklerim. Belki günü gelir programa da türkü söylemeye falan çağırırım, şiir okumaya çağırırım. Söyle Fatih Bey. Bir mesaj gelmiş, onu okuyacağım, hemen bitireceğim. Aykut, süreyi açtık biliyorum ama Adem Cazır yazmış. Çaybaşı Göksu Yaylası'ndan çöp tesisiyle alakalı sistemlerini dile getirmiş. Burayla alakalı inanın o kadar çok dile getirdik ki oradaki sorunları. Ama şimdiki dönem başka bir dönem. Orayla ilgili Büyükşehir'in açıklamaları var. Orayla ilgili yapacağı şeylerini zaten söyledi. Mutlaka o sorun çözülecek. Bununla ilgili kimsenin aklına soru işareti kalmasın. Ama şu dönem başka bir dönem. Önce biz şu anki uğraştığımız, yani sıkıntılı dönemi atlatmamız gerekiyor. Bundan sonra zaten emin olun çok daha güçlü
güçlü bir toplum olarak çıkacağız bu işten. İş çözmek üzerine de hepimiz aç olacağız zaten. İnşallah o işleri de halledeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi sevgili Damla'nın o güzel sesinden koronayla alakalı yaptığı o güzel annesine babasına seslendiği o güzel şarkıyı hep birlikte sizlerle paylaşalım. Hepinize de iyi akşamlar dileyelim. Ayakkabı malzemeleri derin gündemi sundu.